Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Duygu Kaya. Haftanın son iş günündeyiz. Cuma günündeyiz artık. Bugün de 3 saat boyunca size dünyadan ve Türkiye'den en önemli haberleri aktarmaya çalışacağız efendim. Vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Koronavirüs tablosu diyelim önce. Son 24 saatte 192 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloya göre 354 bin kişiye koronavirüs testi uygulanırken 21.747 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 22 bin kişi sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı, son tabloyu paylaştı. Bugün hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar ve dikkatli olmalıyız notun düştü. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınında toksik karışım uyarısı yaptı. Örgüt özellikle risk grubundaki kişilerin hemen aşı olmaları gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de artık zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi dedi. Düşük aşı oranları ve test sayıları dünyada yeni varyantlara zemin hazırlıyor. Toksik bir karışım oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus'un son uyarısı bu şekilde geldi. Gebreyesus, risk grubundaki kişilerin hemen aşı olmaları gerektiğini hatırlattı. Zengin ülkelere de yoksul ülkelerin aşı, ilaç ve testlere erişiminin sağlanması için çağrıda bulundu. Genel Sekreter, hastalığın şiddeti ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkinliği hakkında öğrenecekleri çok şey olduğunu belirtti. Üye ülkelerin Delta varyantını durduramamaları durumunda Omikron varyantını da durduramayacağını kaydetti. Omikron bizim için sürpriz değil dedi. Omikron varyantı şimdiye kadar çok sayıda ülkede görüldü. Listeye son olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Yunanistan da eklendi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den de aşı uyarısı geldi. Zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi dedi. Von der Leyen, Omikron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte bu önlemlerin gerekli olduğunu söyledi. Herkes olamasa da büyük çoğunluğun aşılanabileceğini belirtti. Von der Leyen ayrıca Pfizer-BioNTech'in çocuklar için olan aşısının 13 Aralık'tan itibaren piyasaya sunulacağını duyurdu. Pandeminin etkisinin en çok hissedildiği ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Savunma Bakanlığı'nın emrine rağmen 21 bin askerin aşı olmayı reddettiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Marmara'ya esir alan Lodos fırtınası dönüyor. Meteoroloji bugün için de fırtına uyarısı yaptı. Marmara bölgesinde 6 ve 22 saatleri arasında Lodos etkili olacak. Tahminlere göre rüzgarın hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulacak. Meteoroloji yaptığı açıklamada şiddetli Lodos nedeniyle çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesiyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. İstanbul'da iki gün boyunca etkili olan Lodos fırtınasının kabusu yaşattığı yerlerden biri de Hadımköy'deki tekstil atölyesi oldu. İşçilerden birinin üzerine kapı düştü. İnşaattan uçan bir parça da yemekhanenin camını kırdı. O anlar geliyor. Kapı işçinin üstüne düştü. Savrulan parça camı kırdı. Fırtına tekstil atölyesinde çalışanlara dehşet yaşattı. İstanbul'da iki gün boyunca etkili olan Lodos fırtınası birçok binanın çatısını uçurdu. Fırtına kabusunun yaşandığı yerlerden biri de Hadımköy'deki bir tekstil atölyesiydi. Atölyenin kapısı saatteki hızı zaman zaman 130 kilometreyi bulan fırtınanın şiddetine dayanamadı. Savrulan kapı bir işçinin üstüne düştü. İşçi ezilmekten kapının yanı başında durduğu demir korkuluğa çarpmasıyla son anda kurtuldu. Aradaki boşlukta kalan işçiyi arkadaşları kurtardı. Atölyede yaşanan korku bununla da kalmadı. Fırtınanın inşaattan uçurduğu malzeme camı kırıp atölyenin yemekhanesine girdi.
O sırada cam kenarında oturan bir kişi parçalanan camdan şans eseri kurtuldu. Başakşehir'de de şiddetli lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçarak yola savruldu. Bazı araçlarda hasar oluştu. İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Cadde Bosan sahili kırmızıya büründü. Sahil dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunlarla kaplandı. Yosunları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlattı. İstanbul'da lodos bitti. Ardında ağır hasar bıraktı. Lodosla birlikte oluşan dev dalgalar Cadde Bostan sahilini de bu hale getirdi. Çok kötü sahil. Temizlenmesi lazım. Marmara'nın biraz aslında su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor. Mega kentte iki gün boyunca etkili olan şiddetli lodos fırtınası denizde ne varsa kıyıya sürükledi. Kadıköy Cadde Bostan sahilini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine kırmızı yosunlar kapladı. Görüyorum birkaç gündür. Özellikle renkleri de dikkatimi çekiyor. Normal bir yosun rengi değil. Evet, bayağı var. Şeye kadar, Bostancı'ya kadar böyle ara ara var. Belediye ekipleri sahili temizlemek için çalışma başlattı. Profesör Doktor Meriç Albay'a göre kırmızı yosunun bu kadar fazla olması Marmara Denizi'ndeki kirliliğe işaret ediyor. Şu anda tam sezonu, özellikle akıntılarla, dalgalarla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Oksijensizlik yaratıyorlar, ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce dediğim gibi su kalitesinin düzelmesi için önlem almak gerekiyor. İstanbul'da lodos fırtınasında hasar gören ve su almaya başlayan bir gemi daha battı. Fırtına nedeniyle batan ya da hasar gören gemi sayısı 5'e yükseldi. Peki Maltepe ve Kartal'da batan gemiler ne olacak? Detayları izleyelim. Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar ve oluşan dev dalgalar gemileri sürükledi. Fırtına bitince geriye bu manzara kaldı. İstanbul'da iki gün boyunca süren lodos fırtınası o kadar şiddetliydi ki Maltepe Dragos sahili adeta bir gemi mezarlığına döndü. Gemilerden biri olduğu yerde battı. Bir başka araç taşıma gemisi ise sürüklenerek kıyıya oturdu. İskelenin diğer tarafında ise halatlarının kopması sonucu bir gemi de alabora oldu. Burada şiddetli hava esecek. Bu gemileri buradan güvenli bir yere çekin. Söyledim, bildirdim ama çekmediler. Kartal Kumcular iskelesinde bir kuru yük gemisi battı. Bir diğeri batan gemiye yaslandı. Ayrıca iskele çöktü. Üç gemiyi batıran iki geminin karaya oturmasına neden olan fırtına sonrası gemilerin akıbeti henüz netlik kazanmadı. Öncelikle İstanbul Liman Başkanlığı'nın hazırlayacağı rapor beklenecek. İlerleyen günlerde gemilerde uzman dalgıçların da katılımıyla hasar tespit çalışması yapılacak. İstanbul Liman Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre gemiler ya hurdaya ayrılacak ya da bulunduğu yerden kurtarılıp bakım onarımı alınacak. Dünyanın parası tutar yani. Ya karaya çekecek, bilmem ne saç değişecek, bunda ne çıkacağı belli değil. Parçalanmış gemiler, makine su almış, elektrik tesisatı panoları yanmış. Maliyetlerden dolayı hurdaya erdir diyorsunuz. Tahminim hurdaya gider bu gemiler. Erzurum'da dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü. Ağaçlar, ahırlar zarar gördü. Elektrikler kesildi. Diken üstünde yaşayan mahalleli daha önce de birçok kez yaşadıkları soruna çare bekliyor. İşte böyle büyük kayalar geldi. Burada evler yıkıyor. Hayati tehlike var. Tehlike büyük. Dağdan kopan kaya parçaları evlerine kadar geliyor. Yine öyle oldu. Ahırlar, ağaçlar zarar gördü. Büyükbaş hayvanları kaymaya gitti. Çocuğun balkonda çivlemesine çıktığında taş buraya aşağı geliyor. Burası Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Gülüce mahallesi. Dağdaki kar hava sıcaklığının artmasıyla eridi. Bu nedenle dağdan kopan kaya parçaları mahalleye doğru yuvarlanmaya başladı. Önüne gelen ağaçları deviren kaya parçaları yerleşim yerindeki ağırı yerle bir edince durabildi. Buraya vurduğundan zaten belli oluyor. Çukur açmış. Çukur açtıktan sonra ağaçlar da kırarak aşağı geçmiş. Yıllardır buradan taş geliyor. Ağaçlara, evlere zarar veriyor. Kaya parçalarının elektrik tellerine isabet etmesi sonucu mahallede enerji kesintisi de yaşandı. Kayada ahırı yıktıktan sonra yavaşlamış buraya gelmiş. Mahalleli bu durumu ilk kez yaşamıyor. Daha önce de benzer manzaralar ortaya çıktı. Kimseye bir şey olmadan sorunlarına çözüm bulunmasını istiyorlar. Daha önce de yine taş gelmişti bir iki defa. Yetkililere söylendi.
ama bir sonuç elde edilemedi. İnşallah yetkililerden bir el atmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti. Erdoğan gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş. Bugün de fırsat buldukça spor yapan bir cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim dedi. Milletimizi gururlandırdığınız, bizlere tarihi bir sevinç yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına 16. Paralimpik oyunlarına katılan tüm sporcularımız cesaretleri ve gayretleriyle her türlü takdiri hak ediyor. Evlatlarımızın tamamı canlarını dişlerine takarak en güzel şekilde milletimizi temsil etmeye çalıştılar. Kaybettiğimiz müsabakalarda dahi sporcularımız son saniyeye kadar mücadeleyi asla bırakmadılar. Genç, inançlı, azimli ve başarı odaklı sporcularımız yarınlar için, bir sonraki olimpiyatlar için beklentilerimizi de bir hayli yükselttiler. Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim. Siz kardeşlerimin de bugüne kadar çok çalıştığınızı, elinizden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyorum. Ancak hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla çalışmamız, daha fazla ter dökmemiz, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayılarımızı inşallah katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan koltuğunu yeni bakan Nurettin Nebati'ye devretti. Devir teslim töreninde konuşan Nebati, önceliğimiz yüksek faiz olmayacak dedi. Kulağımızı asla sokaktan çekmeyeceğiz mesajı verdi. Elvan ise kendi döneminde yüksek büyüme, düşük cari açık hedefine ulaşıldığına işaret etti. Hazineyi tarihi nakit rezervle teslim ediyoruz dedi. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Hazine kasamızı da tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle inşallah Sayın Bakanımıza teslim ediyoruz. Ekonomide beklenen değişim yaşandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati görevi Lütfi Elvan'dan devraldı. Evet. 13 aydır bakanlık koltuğunda oturan Lütfi Elvan görevden affını istedi. Af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Elvan'ın yerine yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma... Yeni Bakan Nebati önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ardından görevi Selefi Elvan'dan devraldı. Devir teslim törenindeki konuşmasında bakan yardımcısıyken verdiği düşük faiz yüksek büyüme mesajını yineledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Bugüne kadar sabit gelirliler, emekliler enflasyona ezdirilmedi. Bundan sonraki yolculuğumuzda önceliklerimiz arasındadır. Elvan ise yüksek büyümenin kendi döneminde gerçekleştiğini vurguladı. Büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığımız oldukça yüksek oluyordu. Ancak bu yıl yüksek büyüme performansımıza rağmen milli gelir %1'i civarında bir cari açıkla kapatacağız. Aldığımız tedbirlerin de etkisiyle
İstihdam 2020 yılının ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttı. Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek bir kuruşunu dahi israf etmedik. Yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti milletvekili yapan Nebati, iş dünyasının da yakından tanıdığı bir isim. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyeliği yapan Nebati evli ve 4 çocuk babası. Elvan 10 Kasım 2020'de görevden affını isteyen Berat Albayrak'ın yerine bu göreve getirilmişti. Yaklaşık 13 ay yürüttüğü bakanlık görevinden kendisi de af talebiyle ayrılmış oldu. Muhalefet, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişimine tepki gösterdi. Çözümün ekonomi politikasını değiştirmek olduğunu savundu. CHP'li Engin Altay, bakan değiştikçe Türk parası yerle yeksan oluyor dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu ise atamayı gece yarısı operasyonu olarak yorumladı. Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor. Hazine Maliye Bakanı değiştikçe Türk parası yerle eksan oluyor. Yine bir gece yarısı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki şerefiyle istifa etmesine dahi izin vermiyor, affedilme olarak tanımlanıyor. Doğrusu Maliye Bakanı dayanmıyor bu iktidara. Seçim yapmazsa her milletvekiline sıra gelecek Maliye Bakanı olmak için. Nebat Bey'in gelmesi, Damat Bey'in gelmesiyle aynı anlama geliyor. Ekonomik kriz ağırlaşarak devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişimi muhalefetin gündemindeydi. Bakan değiştirmeyi, banka başkanını değiştirmeyi bırak, kafayı değiştir. Sen ekonomiden anlamazsın. Ekonomiyi bilmediğini söylesen, Türkiye ekonomisi içinde bulunduğumuz bu halden süratle tırmanışa, iyileşme sürecine geçecektir. Hükümetin ekonomi yönetimi artık aklını kaybetmiştir. Yeni bir model dayatması yapmaya kararlıdır. Gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm hemen seçimdir. CHP ve İYİ Parti kurmayları döviz kurundaki hareketlilik, enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış üzerinden iktidarı eleştirdi. 4.7'den alınan dolar bugün itibariyle 13.40. Millet bu yemi yemez. Millet olanı biteni ibretle izliyor. TÜİK'in enflasyonu 19. Allah'tan korkun. Gerçek enflasyonu açıklayın. Kış geldi. Nasıl doğalgaz alacak? Nasıl et alacak? Nasıl süt alacak? Ekonomide milli kurtuluş savaşından bahsediyorsunuz. Peki ne yaptınız? 128 milyar doları hiç ederek Türkiye'yi bu savaşta cephanesiz bıraktınız. Siz Türk lirasının değerini düşürerek milletimizi fakirleştirdiniz. Gönderdeki bayrağımızı yere indirdiniz. CHP'li Engin Altay asgari ücret görüşmelerine ilişkinde mesajlar verdi. Hükümete yaptığı çağrıyı yineledi. Asgari ücretlinin 94 dolar TL karşılığı 900 TL önce asgari ücretliye bir vereceksin. Sonra üstüne enflasyonu koy kardeşim. Bu kayıp 176 dolara çıktı ya. 176 dolar bugünkü kurla 2376 lira yapıyor. 3 hafta önce bu fark 900 liraydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makine ve kimya endüstrisinin deniz topu kara atışları programına video mesaj gönderdi. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin görünür görünmez ambargolara ve engellemelere maruz kaldığını söyledi. Yerli savunma sanayisinin önemine dikkat çekti Erdoğan. Gizli ambargolar artık tarihe karışacak dedi. Milli deniz topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemiyle donatılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. İlk milli deniz topu üretildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makine ve kimya endüstrisinin milli deniz topu kara atış testi törenine video mesaj gönderdi. Yerli savunma sanayinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Türkiye geliştirdiği milli deniz topuyla
artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk. Bu proje kamu özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Akademisi Milli Deniz Topu'nun test atışı için Konya'nın Karapınar ilçesindeki test alanındaydı. Akar'ın atış serbest talimatıyla test gerçekleştirildi. Törende konuşan Akar, savunma sanayisinde örtülü olarak bazı ihtiyaçlarımız geciktiriliyor dedi. Yerli ve milli üretim bizim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizden maalesef temin etmeye çalıştığımız, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzemeyle alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta. Dolayısıyla ciddi bir sınırlama karşı karşıyayız. Hak ve menfaatlerimizi her alanda, karada, denizde, havada koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız. Katar, askeri pilotlarının eğitim amacıyla Türk hava sahası ve üslerini kullanabilmesini öngören kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, askeri pilotların eğitimi için Katar'ın Türk hava sahasını kullanma talebinde bulunduğunu belirtti. Kıran'ın verdiği bilgiye göre Katar Hava Araç ve Personeli Genel Kurmay'ın izin verdiği üs ve bölgelerde geçici olarak konuşlanabilecek. Hava aracı sayısı 36, personel sayısı da 250'den fazla olmayacak. Faaliyetler Türkiye'nin ön onayına tabi olacak. Havalanan her Katar uçağına bir Türk jeti eşlik edecek ve uçakların istihbarat sistemi kapalı olacak. Anlaşma 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak. Komisyonda konuşan CHP milletvekili Ünal Çeviköz anlaşmadan memnuniyet duyduğunu söyledi. Demek ki Katar'ın kullandığı Fransız Rafael uçaklarını kendi sahamıza getireceğiz. Yarın öbür gün Yunanistan'ın aldığı Rafael'lere karşı nasıl bir mücadele verilebilecek? İşte bu kurmay zekayı alkışlamak lazım dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gıda sektörü temsilcilerine gönderdiği ve 10 ürüne zam yapmama çağrısının yer aldığı mektubu paylaştı. Kılıçdaroğlu 20 Kasım'da gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelmişti. CHP lideri o görüşme sonrasında sektör temsilcilerine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Halkımızı korumak adına büyük marketlerden 10 hayatta kalma ürünü için kış aylarında zam yapılmamasını istiyorum dedi. Bu ürünlerin un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze olduğunu hatırlattı. CHP lideri bu talebin sizden bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunu farkındayım ama bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı iktidara geldiğimizde karşılayacağız. Yedi yıl sonra ilk kez gerçekleşen doğrudan müdahale sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli ve yabancı yatırımcılarla çevrim içi ortamda bir araya geldi. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumuna dikkat çekti. Yaşanan oynakla müdahale edileceğini söyledi. Faiz indirimlerinde sınırlı alan kaldığı mesajını verdi Kavcıoğlu. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi dedi. Merkez Bankası rezervlerinde artış olduğunu söyledi. Kurdaki dalgalanmaya doğrudan müdahalenin gerekçesini anlattı. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yöneliktir. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. Merkez Bankası yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 7 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşen döviz piyasalarına doğrudan müdahale sonrası yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Çevrim içi gerçekleşen toplantılarda faiz indirimine yönelik mesajlar verdi.
mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. Cari işlemler dengesinde iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini vurgulayan Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili ise artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir değerlendirmesini yaptı. Türk lirası mevduatlarındaki yükselişin sürdüğünü belirten Kavcıoğlu, yabancı para mevduatlarında ise sınırlı düzeyde düşüş gerçekleştiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ambalaj Komisyonu 2022'de uygulanacak plastik poşet fiyatları için toplandı. Market temsilcileri 25 kuruş olan fiyatın 50 kuruşa çıkarılmasını talep etti. Plastik sektöründen bu talebe itiraz var. Fiyat tartışmasında son noktayı koyan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, poşetlerin 2022'de 25 kuruştan satılacağını açıkladı. Bunları kullanmaya çalışıyoruz. Mümkün olunca onları da almamaya çalışıyorum yani. Sonuçta o da çevreye zararlı ama 50 kuruş da abartılı bir fiyat yani. Marketler poşet fiyatlarına zam istedi. Plastik sektörü itiraz etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı. Bu uygulamanın amacı marketlere poşetten para kazandırmak değil, tam tersine çevresel faaliyetlere aktarılması. Poşetin maliyeti arttı. O yüzden biz vatandaştan alınan bu bedel %100 artsın demeyi doğru bulmuyoruz. 2022 yılında uygulanacak market poşeti fiyatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi. Meclis Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu sektör temsilcilerini dinledi. Market temsilcileri maliyet artışını gerekçe gösterdi. Poşet fiyatının 50 kuruşa çıkarılmasını istedi. Uygulama tabii ki poşet kullanımını azaltmak için uygulanan bir metot ama şu pahalılıkta sabit kalmasında fayda var. Bak bu hali insanlar çözüm buluyorlar. Şu şekilde alıyoruz. Bunları da atmıyoruz. Tekrar dönüştürüp geri getiriyoruz. Sektör temsilcilerinin görüşlerinin yer aldığı raporu inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, poşet fiyatının 2022 yılında da 25 kuruş olmasına karar verdi. Ücretli poşet uygulaması 2019 yılında başladı. 2019 ve 2020 yıllarında poşet kullanımı %75 azaldı. 2021 yılı sonunda poşet kullanımındaki azalmanın uygulama öncesine göre %65 olacağı öngörülüyor. Gıda fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşlar daha ucuz ürünlere yönelmeye başladı. Uzmanlar bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçıların taklit ve tarşiş ürünlerle vatandaşın sağlığıyla oynayabileceğine dikkat çekti. Peki en çok hangi ürünlerde gıda sahtekarlığı yapılıyor? Gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek lazım? Bakalım. Kaç defa süt aldığım zaman kesildi söz gelime. Ben yoğurt yapmak istedim. Orada süt peyniri oluştu. Fiyatlar yükseldiği zaman tabii hem tüketici daha ucuz bir ürün arayışına giriyor. Hem de üretici ham madde fiyatlarının yarattığı maliyetten kaçmak için alternatif yollar arıyor. Tabii bunlar yasal olmayan yollar. Gıda fiyatlarındaki artış gıda sahtekarlarının iştahını kabartıyor. Kolaylıkla tahşiş edilebilen süt, tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, peynir gibi ürünleri alırken dikkat etmek gerekiyor. Gıda ürünlerinde fiyatlar artınca vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneldi. Ama bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılarsa piyasaya sütsüz peynir, suyla karıştırılmış süt ve patates aromalı tereyağı sürmeye başladı. Bir jelatin mesela. Sütün ve süt ürünlerini kıvamını artırmak bakımından kullanıyorlar. Sütün yağından çalmak bakımından içine bitkisel yağ ilave edebiliyor. Bunu peynirde görebiliyoruz, yoğurtta görebiliyoruz. Nişasta ilave edebiliyorlar. Gıda fiyatlarının artışı bir neden olabilir ama tek neden değil. Bu gıdalardaki hileler çok uzun tarihlerden beri devam ediyor ama artarak devam ediyor. Her şeyde var. Sebze meyvede bile var. Hiç sağlıklı bir şey yediğimizi düşünmüyorum yani. Maddi değeri yüksek olan ürünlerde daha çok hile yapılıyor. Zeytinyağı, bal, onun beraberinde yine et gibi, kırmızı et gibi maddi değeri yüksek olan gıdalarda üreticiler, art niyetli üreticiler taklit tahşiş yoluna gidiyorlar. Bilindik markalarda ister istemez de pahalı olunca vatandaş ucuz ürüne ister istemez kaçıyor yani. Bilerek alıyor, bilmeyerek alıyor.
Peki gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Çok sıkça duyduğumuz bir kavramı aslında hayatımıza sokmamız lazım, gıda okuryazarlığı. Güvenilir firmaların ürettiği gıda maddelerini satın almak gerekiyor. Kesinlikle etiket bilgilerini çok iyi okumak gerekiyor. Tadı önemli. Az tuzsuz olacak. Tadı tuzlu bir de iyi olacak. Yani şey yedin mi boğazına rahat gidecek yani. Öyle peynir iyi peynir ondan belli oluyor. İlk serini okumadan almıyorum. Sağlık giderse geri gelmez ama birkaç kuruşun giderse o geri gelir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl gerçekleşen denetimlerde 11.958 işletmeye çeşitli nedenlerle toplam 129 milyon 618 bin lira idari para cezası uyguladı. Vatandaşlar Alo 174 gıda hattına da ihbarda bulunabiliyor. Daha çok et ve et ürünleriyle şikayet alıyoruz. İkinci sırada süt ve süt ürünlerini sayabiliriz. Sıvı yağlar, katı yağlarla ilgili bildirim alıyoruz. Un ve unlu mamulleri sayabiliriz. Haşişlerle ilgili ihbar alıyoruz. Taklit, taşiş ürün satan firmalara 50 bin lirayla 500 bin lira arasında para cezası uygulanıyor. Aynı suçun tekrarı durumunda firmanın faaliyetleri durduruluyor. Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı %20 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda fiyat değişmedi. BOTAŞ Aralık ayı doğalgaz tarifesini yayınladı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza %20 zam yapıldı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de %20 oranında arttı. Tarifede konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmadı. Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi dışında silahlı saldırgan paniği yaşandı. Binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan şüpheli saatler süren ikna çabaları sonucu o kişi teslim oldu. Amerika'nın New York kentinde panik dolu anlar yaşandı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin 42. cadde üzerindeki girişinde silahlı olduğu belirtilen bir kişi hakkında ihbar yapıldı. Cadde trafiğe kapatıldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi güvenlik kontrolü altına alındı. İçerideki personel, diplomat ve gazeteciler binadan ayrılmamaları yönünde uyarıldı. Polis üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheliyle iletişime geçmeye çalıştı. 60 yaşlarındaki şüpheli saatler süren ikna çabalarının ardından ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. New York Polis Departmanı sözcüsü olayın ardından açıklamada bulundu. Halka yönelik hiçbir tehdit kalmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephanie Dujarric, şüphelinin personel veya eski bir personel olduğuna ya da Birleşmiş Milletler'le bağlantılı olduğuna dair hiçbir gösterge yok ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi AİM'in Osman Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi. Avrupa Konseyi'nin resmi açıklaması bugün yapılacak. Ankara'ya da yanıt vermesi için 19 Ocak'a kadar süre tanındı. Karara Ankara'dan sert tepki geldi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala'nın durumunu görüştü. Kavala'nın AİM kararına rağmen tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Türkiye için ihlal sürecinin başlatılması istendi. Karara Ankara'dan sert tepki geldi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin AİM kararlarının uygulanmasını denetlemeden sorumlu delegelerin görüşmeleri 3 gün sürdü. Komite Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılması için bir oylama yaptı. Oylamada Türkiye'nin aleyhine karar çıktı. Bu karar Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'yi AİM'e şikayet etmesinin önünü açıyor. Türkiye'ye gönderilecek resmi bildirimin ardından Ankara'ya yanıt vermesi için 19 Ocak'a kadar süre tanınacak. Türkiye'de bir sonraki Kavala duruşmasının tarihi ise 17 Ocak. Eğer o tarihte Kavala serbest bırakılırsa ihlal kararı da düşecek. Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi durumunda ise Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİM'e şikayet etmek için ayrı bir karar alacak. Kararda üyelerin 3'te 2'sinin Türkiye aleyhine oy kullanması gerekiyor.
Avrupa Konseyi'nin ihlal kararına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişlerinden yapılan açıklamada ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz denildi. Herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır ifadesi yer aldı. Dışişlerinden yapılan açıklamada Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulması tutarsız bir yaklaşım olarak nitelendirildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa, tarafgiri ve seçici tutumunu bırakıp AİM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır çağrısında bulunuldu. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından başlayan kriz Rusya ve NATO'yu karşı karşıya getirdi. Her iki taraf da güvenlik sorunundan endişeli ve birbirine askeri yığınak yapmakla suçladı. AGİT toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Rusya ve NATO arasındaki tansiyon düşmüyor. Kriz Stockholm'da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi toplantısına da yansıdı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasinin önemine vurgu yaptı. Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir. Çavuşoğlu bu açıklamaları sonrası önemli bir görüşme yaptı. Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Ukrayna ile yeni bir çatışma istemediklerini belirterek Doğu Ukrayna ile ilgili Minsk Barış Antlaşması'nın değiştirilmesinin felakete yol açacağı uyarısına dikkat çekti. Lavrov, Batı'nın krizi güç kullanarak çözmeye çalıştığını savundu. Rusya'nın yeni Avrupa Güvenlik Paktı önlemlerini yakında açıklayacağını söyledi. Lavrov öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Blinken, Rusya'yı uyardı. NATO'nun Ukrayna'nın tarafında olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin de Moskova'da yabancı ülke büyükelçilerini kabul etti. Putin, Batı kaynaklı güvenlik tehdidinin arttığını belirtti. NATO'nun doğuya genişlemesini durdurmasını talep ederek garanti istedi. Putin, somut anlaşmalarda ısrarcı olacağız dedi. Rusya, doğu sınırında NATO'ya üye ülkelerin sayısının artmasından endişeli. Son olarak Gürcistan ve Ukrayna'nın da Rusya tehdidine karşı NATO koruması altına girmek istemesi Moskova tarafından güvenlik tehdidi olarak algılanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik bir tehdide karşı uyardı. Böyle bir sunumda yaptırımların artacağı ve Rusya'nın yüksek bedel ödeyeceğini söyledi. Putin ise Ukrayna'ya saldırmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığı görüşünde. Ancak NATO'nun Ukrayna'ya füze yerleştirmesi durumunda harekete geçmek zorunda kalacakları uyarısını yaptı. Tüm bu tartışmaların ortasında Rusya son olarak 3 Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını duyurdu. Ajanlardan birinin bombalı saldırı planladığını ileri sürdü. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik dedi. Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell'la görüştü. Kuleba görüşmelerde kendilerine yönelik olası bir saldırıda Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını da belirtti. Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından siyasi kariyerini noktaladı. Politikayı bıraktığını açıkladı. Eski başbakan bu kararı almanın kolay olmadığını söyledi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı. Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor ifadelerini kullandı. Kurz Avusturya'da göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı olmuştu. 6 Ekim'de hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Kurz soruşturmanın ardından önce başbakanlık görevinden istifa etti. Ardından da parti liderliğini bıraktı. Avusturya Ulusal Meclisi oy birliğiyle Kurz'un dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Kendisine yönelik suçlamaları reddeden Kurz, bu kararın ardından siyaseti bıraktığını açıkladı. Politikayı bırakma kararının kolay olmadığını belirtti.
Kurzun dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek. Amerika'da bir kişi daha polis kurşunuyla öldü. Polis alet çantası çaldığından şüphe edilen birine tekerlekli sandalyede olmasını aldırmadan 9 el ateş etti. Üstelik yaralıyken kelepçe taktı. 61 yaşındaki şüpheli hayatını kaybetti. Polis memurunun işine son verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tekerlekli sandalyedeki şüpheliye kurşun yağdırdı. Yaralı olmasını aldırmadan kelepçe taktı. 61 yaşındaki şüpheli hayatını kaybetti. Polis görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Richard Lee Richards marketten çıkarken peşine bir market çalışanı takıldı. Richards'ı alet çantası çalmakla suçladı. Çalışan Richards'ı bir süre takip etti. Başka bir markete girmeden hemen önce Ryan Remington isimli polis memuru olay yerine geldi. Richards'a markete girmeme çağrısı yaptı. Ardından tekerlekli sandalyedeki şüpheliye 9 el ateş etti. Bununla da yetinmedi, kelepçe taktı. Richards'ın hayatını kaybettiği olayın kamera kayıtlarını şehir polisi yayınladı. Market çalışanı ve Remington 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak salladığını öne sürdü. Çalışan şüphelinin eğer bıçağı bırakmamı istiyorsan beni vurman gerekiyor dediğini öne sürdü. Tucson polisi memur Remington'ın işine son verildiğini duyurdu. Bu olayda ölümcül güç kullanması departman politikasının açık bir ihlalidir ve güç kullanımımız eğitimimizin birçok yönüyle doğrudan çelişmektedir. Polis memurunun avukatı ise müvekkilinin silah kullanmasını savundu. Birçok önemli detayın basından saklandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Geçen yıl siyah Amerikalı George Floyd'un öldürülmesiyle Amerika Birleşik Devletleri polis şiddeti tartışmalarının fitili ateşlenmiş, küresel çapta protestolar düzenlenmişti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi olay sonrası polisin yetkilerini kısıtlayan George Floyd polis reformu yasasını kabul etti. Almanya 16 yıllık şansölyesine veda ediyor. 67 yaşındaki deneyimli siyasetçi Angela Merkel için Berlin'de en yüksek derecede askeri tören düzenlendi. Meşale taşıyan askerler, özel harekat birlikleri. Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin 16 yıllık şansölyesi Angela Merkel için uğurlama töreni gerçekleştirildi. Mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. Almanya'da Großer Zapfenstreich olarak adlandırılan seremoni, ülkenin en yüksek derecedeki askeri töreni. Alman ordusu bu töreni görevine veda eden cumhurbaşkanları, başbakanlar ve savunma bakanları için düzenliyor. Törenin bir de özelliği var. Devlet görevlisi çalınacak müziği kendisi önceden belirliyor. Merkel veda töreninde okunması için iki şarkı bir de ilahi seçti. O tercihlerden biri şaşırttı çünkü Merkel, punk'ın vaftiz annesi olarak bilinen Nina Hagen'dan bir şarkıyı tercih etti. İlk olarak 1974'te yayınlanmış ve Doğu Almanya'da en çok dinlenen parçalar arasında yer almıştı. Hagen daha sonra Batı Almanya'ya göç etmiş, 1980'lerde önde gelen punk ikonlarından biri olmuştu. Merkel için düzenlenen törende pandemi önlemlerinden ödün verilmedi. Davetli sayısının sınırlandırıldığı törene onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier katıldı. Merkel'in başbakanlık dönemiyle birlikte çalıştığı 52 bakan da törende yer aldı. Tören sonunda Merkel elinde kırmızı bir gülle katılımcıları selamlayarak uzaklaştı. Almanya'da parlamento 8 Aralık'ta yeni başbakanı seçmek için oylama yapacak. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar partilerinden oluşan koalisyonun adayı Olaf Scholz'un başbakan seçilmesi bekleniyor. Scholz, oylamanın ardından görevi Merkel'den devralacak. 67 yaşındaki Merkel ise emekli olacak. Avusturya'da bir cerrah ameliyatta hastasının yanlış bacağını kesti. Ameliyattan 2 gün sonra fark edilen hata mahkemeye taşındı. İhmalden suçlu bulunan doktor 2700 euro para cezası aldı.
Hastasının yanlış bacağını kesti. 2700 avro para cezasına çarptırıldı. Avusturya'da 82 yaşında bir şeker hastası Mayıs ayında hastaneye yattı. Doktorlar erkek hastanın sol bacağının kesilmesine karar verdi. Ancak hasta ameliyata alınırken sol yerine sağ bacağı işaretlendi. Ameliyatta yapılan hata 2 gün sonra pansuman sırasında fark edildi. Hastaya sağ bacağının da kesilmesi gerektiği söylendi. Konu mahkemeye taşındı. Ancak 82 yaşındaki hasta dava görülmeye başlamadan önce hayatını kaybetti. 43 yaşındaki cerrah mahkemede hastanın yanlış bacağının kesilmesini insan hatası olarak tanımladı. Ancak bu savunma onu kurtarmaya yetmedi. Ağır ihmalden suçlu bulunan doktor 2700 avro para cezasına çarptırıldı. Hastanın eşine de 5000 avro tazminat ödemesine karar verildi. Toplu balık ölümlerinin adresi bu kez Aydın'ın Söke ilçesi oldu. Büyük Menderes Nehri'nin ilçeden geçen bölümünde kirlilik nedeniyle balıklar öldü. Eğer önlem alınmazsa sorun devam edecek gibi görünüyor. Şu anda kıyılarda görebildiğimiz belki yüzlerce binlerce balık ölüsüyle karşılaştık. Balıklar da canlılar da ölmeye başlamış. Önce çöp yığınları ortaya çıktı, sonra balık ölümleri başladı. Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntüler ortaya çıktı. Yağan yağmurlarla birlikte gelen çöpler, plastikler, ev malzemeleri, her türlü atık ve ağaç kütükleriyle birlikte tamamen menfes tıkanmış ve köprüye de zarar verdiğini görmüştük. Görüntüler Büyük Menderes Nehri'nin Aydın'ın Söke ilçesinden geçen kısmından. Bölgede zaten kirlilik nedeniyle alarm zilleri çalıyordu. Artık oluşan çöp adacıklarının arasında ölü balıklar da var. Çöpler daha büyük bir adacıklar oluşturmuş. Şu anda yağmur yağmıyor ama yine yağmur yağacak tabii. Bunlar daha da yükselecek. Bu da balıkların oksijensiz kalacağı ve ölümlerin daha da artacağı anlamına geliyor. Bir an önce önlem alınmalı, işe temizlikle başlamalı. Hem Menderes'in kirliliğinden, su kirliliğinden, aynı zamanda bu katı atık kirliliğinden artık balıklar oksijen alamaz hale gelmiş. Bunun bir an önce önlenmesi için bu çöplerin İvedilikle buradan alınması gerekir. Son Mitras Tapınağı'nın da bulunduğu 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazılar aralıksız sürüyor. Roma'nın doğudaki son garnizonu olan Zerzevan'da son olarak 1600 yıllık bir kemik, flüt ve bir mücevher kutusu anahtarı bulundu. Diyarbakırlar Kültür Bakanlığı'ndan 2022 yılının Zerzevan yılı ilan edilmesini istiyor. İğneyle kuyu kazar gibi çalışıyor, tarihi gün yüzüne çıkarıyorlar. 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki buluntularla geçmişe ışık tutuyorlar. Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi'nde 7 yıl önce definecilerin yaptığı kazının ardından kurtarma kazısı başlatıldı. Şimdiye kadar Roma dönemi Mitras yeraltı tapınağı, savunma kulesi, kilise, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları ve binlerce eser ortaya çıkarıldı. Adeta tarih fışkıran kale UNESCO Kültür Geçici Listesi'ne de alındı. Son Mitras Tapınağı'nın bulunduğu 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor. Her kazı çalışmasında da yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri de 1600 yıllık bir flüt. Flüt bir küçük baş bir hayvan, bir koyunun bacak kemiğinden yapılmış. Aslında bu eser bize şunu gösteriyor. Burası askeri bir yerleşim, askeri bir garnizon ama buradakiler sadece askeri faaliyetler yapmamış. Müzikle, sanatla da ilgilenmişler. Bu yılki kazılarda bulunan ikinci önemli eserse bronz anahtar oldu. Yüzük şeklinde ve yüzüğün baş kısımları kuş olarak yapılmış. Bu tip anahtarlar özel kutular, belki bir mücevher kutusunu açmak için kullanılıyor. Ve bu nedenle de bu anahtarı yanında taşıyor güvenliğini sağlayabilmek için. Ve yine bu da nadide örneklerden birisi. Kazılarda çok nadir çıkan örnekler. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kalede 40 kişilik ekibin katıldığı kazı çalışmaları 12 ay boyunca sürüyor. Eğitim reformu girişimi bu yılki araştırmasını öğretmenler için yaptı. Öğretmenler de pandemide tıpkı öğrenciler gibi öğrenme kaybı yaşadılar. Bu süreçte devlet okullarında çalışan öğretmen sayısı %1'e yakın arttı. Özel okullarda düşüş oldu. Eksi yüklü bir kumaş elde ediyoruz.
Özel okullarda, özellikle okul öncesi eğitimde öğretmen sayısında %15'e yakın bir düşüş var. Emeklilik ve istifayı bilmesek de özellikle bu kademede bir işten çıkarılma yoğun bir şekilde yaşandığını işaret ediyor aslında bu veri bize. Pandeminin en çok etkilendiği mesleklerden biri de öğretmenler oldu. Özel okullarda işten çıkartılan öğretmen sayısı arttı. Tespit 2008 yılından bu yana Türkiye'de eğitim alanında araştırmalar yapan Eğitim Reformu Girişimi'nin raporundan. Son 1,5 yılda neler oldu öğretmen politikalarında, öğretmenlerle ilgili diye baktık. Resmi kurumlarda çalışan öğretmen sayısı biraz arttı, 0,8 yüzde puan arttı. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısında da %7,2'lik bir azalma gördük biz. Raporda ücretli öğretmenlerin sorunlarına da yer verildi. Bir ücretli öğretmen haftada 30 saat derse girse bile cebine giren para asgari ücretin altında kalabiliyor. Ayrıca ücretli öğretmenler resmi ve yaz tatillerinde de gelir sağlayamıyorlar. Bazı okullarda ders saati 30 saat değil, 15 saate de girebilir, 21 saate de girebilir. Bu şu anlama geliyor, 1500 lira da alabilir, 900 lira da alabilir. Sigortaları yarım yatıyor. Ve atanan öğretmen sayısı. Eğitim reformu girişiminin analizlerine göre 2021'de öğretmen olma talebi fazla ama atama azdı. Öğretmen olmaya isteyen 307 bin kişi 2021 yılında öğretmenlik alan bilgisi testine girmiş ve sınavı geçerli sayılmış. Ama son 15 yıl öğretmen atamalarına baktığımızda da yılda 41 bin öğretmen atandığını düşünürsek 7 kat fazlası ediyor öğretmen olmak için bu teste giren kişi sayısı. Arz talep dengesizliği bu yılda devam ediyor. Eğitim izleme raporuna göre öğretmenleri salgın boyunca en çok zorlayan öğrenciler gibi öğrenme kaybına uğramaları oldu. Mesleğe pandemi döneminde adım atan öğretmenler yetersizlik hissi yaşadı. Simit yapımında kullanılan undan süte birçok malzemede hızlı fiyat artışı var. Özellikle Susam'daki artış fırıncıları zor durumda bırakıyor. Buyurun efendim, buyurun. Sıcak simitler, buyurun. Sıcaklar yeni yer, lav yeni yer, buyurun. Simitle özdeşleşmiş bir tat. Hatta olmazsa olmazı. Ama fiyatı döviz gibi bugünlerde çok hareketli. Fırıncı esnafı simitten çok Susam'ı konuşuyor. Doları da geçti Susam. Baş etmek imkansız artık Susam'la, ham maddeyle. Susam fabrikaları işte pazarlamacı arkadaşlar yok, ben vereyim sen vereyim böyle kapımıza gelir. Susam vermek için müracaat ederiz. Şu anda Susam istediğimiz halde Susam vermiyorlar. İstanbul'da 9 ayda simitin fiyatına 2 kez zam geldi ama kullanılan malzemeler de bir o kadar zamlandı. Örneğin Susam son 2 ayda fiyatı 1 gram altın kadar değer gördü. Fırıncıya şu anda bir çuval Susam'ın maliyeti 900 lira. İnsanlar simit pahalı diyor, bir simit 3,5 gram olur diyor ama bilmiyorlar bir çuval Susam 25 kilo bunun da 900 lira 1000 liraya ulaştığını. Çok değil, 2 ay önce Susam'ın 25 kiloluk çuvalı 360 liraydı. Yıl boyunca fiyatı %70 arttı. Esnafa göre Susam'daki fiyat artışının nedeni stokçuluk. Şu anda Susam yok, 900 liraya vermiyorlar bile. Bugün 900 lira verip Susam alsak o paraya bile Susam'ı vermiyorlar. Depolara doldurdular, böyle arda yükselecek diye bekletiyorlar. Depodan çıkarmıyorlar Susamları aynı zamanda. Susamın fiyatı arttıkça simide yeni zam gündeme gelebilir. Piyasada susam bulmakta zorluk yaşayan fırıncılar hileli ürünlere karşı da uyarıyor. Böyle giderse simit 3,5-4 lira olacak. Onu da vatandaşın tercihi. Ya kısacağız ya satmayacağız. Bizim susamımız böyle akıyor. Mesela bazen susamlar var. İçerisi böyle hep siyah siyah şeylerle dolu. Yanmış susamlarla dolu. Nemli susamlarla dolu. Bu da kiloyu daha az tutuyor, daha çok tutuyor. Bu şekilde hileleri var. Efendim siz etkinlikleri izleyin. Biz saat 7'ye hazırlanalım. Bekliyoruz. Dört yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye'de Upa Lupa Expo tarafından getirilen NASA uzay sergisi 8 Aralık'tan itibaren Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA uzay sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş bir yer alanlarıyla uzay deneyimleme imkanı sunarken ziyaretçilerine evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.
Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerinde, Akbank Sanat Evinizde çatısı altında sosyal medya kanallarında aralıksız olarak devam ediyor. Kasım ve Aralık aylarında Belgrad Ormanı, Garipçe Köyü, Balat gibi şehrin farklı noktalarında dansla izleyiciyi buluşturan yeni performanslar hayata geçiyor. Dans Hep Var başlıklı performanslar kurumun YouTube kanalından izlenebilir. Preyli takvimi merakla beklenen yeni versiyonuyla görücüye çıktı. 2022 Preyli takvimi ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams'ın imzasını taşıyor. 2022 Preyli takviminde ünlü aktris Jennifer Hudson, şarkıcı ve söz yazarı Iggy Pop, şarkıcı ve oyuncu Cher gibi isimler yer aldı. Ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams'ın imzasını taşıyan 2022 Preyli takvimi, 1960'lı yıllardan bugüne dek uzanan uluslararası müzik yıldızının kutlaması ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bir geri dönüş niteliğinde. Türkçe alternatif pop müziğin yeni ismi Varsa Yoksa, ilk albümü Tutkusuz Aşkları, Jazz Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. 2017 yılında Onur Kopuz ve Burak Demirkesen tarafından kurulan grup, elektronik rock ve türevlerinden ilham alan yeni nesil bir sound hedefiyle yola çıktı. Belki güneş doğmaz, şarkılar susar. 2008 yılından beri rap müzik yapan Tolga İnci, engelleri aşan öğrencisi Umut Şirin'in eşlik ettiği, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Emrecan Erkan'a ve kendisine ait olan yeni single'ı Tolga İnci feat. Umut Şirin, engelleri aşta müzikseverlerle buluşuyor. Uluslararası Farkındalık Günü olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel yayınlanan proje, yaşanabilir bir dünya için engelleri aş çağrısı yapıyor. Masal anlatıcısı Judith Malika Lieberman, çocuklar için yazdığı 3. masal kitabı Yola Çık için İstanbul'da, Hillside Etiler'de okurlarıyla buluşuyor. Red House Kids tarafından yayınlanan Şarkılı Masallar serisinin 3. kitabı Yola Çık için 4 Aralık Cumartesi günü saat 14'te düzenlenecek Şarkılı Masallar buluşmasında Lieberman, konuklarının masalların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Avustralyalı ödüllü yazar Davina Bell ve Alison Colpoys'un resimli çocuk kitabı Her Çocuk Zekidir, Dr. Müge Akbulut'un çevirisiyle ilk kez Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle küçük kitap severlerle buluşuyor. Uzman pedagog ve psikolog onaylı eser 6 yaş ve üzeri yaş grubu için hazırlandı. Haluk Levent'le yaptığı düette tanınan Şirin, ilk teklisi tango solistimiz Seyhan Hanım'dan dinlediğimiz Hasreti yeniden yorumlayarak Garaj Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Ahmet Şefik Gürmeriç'e ait olan Hasret'in aranjesini Yaren Karahasan, masteringi ise Selim Topsakal tarafından yapıldı. Günaydın değerli izleyenler, hoş geldiniz Habertürk'e. İkinci saatimizdeyiz. Gelişmelerle bültenimize hemen başlayalım. Yolda olanlar için, arabasında işe gidenler için 60 merkezde Habertürk Radyo yayın yapıyor. Açık bizde dinleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de son 24 saatte 192 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre 354 bin kişiye koronavirüs testi uygulanırken 21.747 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 22 bin kişi sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son tabloyu paylaştı ve bugün hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar dikkatli olmalıyız notunu düştü. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınında toksik karışım uyarısı yaptı. Örgüt özellikle risk grubundaki kişilerin hemen aşı olmaları gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de artık zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi dedi. Düşük aşı oranları ve test sayıları dünyada yeni varyantlara zemin hazırlıyor. Toksik bir karışım oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus'un son uyarısı bu şekilde geldi.
Ghebreyesus, risk grubundaki kişilerin hemen aşı olmaları gerektiğini hatırlattı. Zengin ülkelere de yoksul ülkelerin aşı, ilaç ve testlere erişiminin sağlanması için çağrıda bulundu. Genel Sekreter, hastalığın şiddeti ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkinliği hakkında öğrenecekleri çok şey olduğunu belirtti. Üye ülkelerin Delta varyantını durduramamaları durumunda Omikron varyantını da durduramayacağını kaydetti. Omikron bizim için sürpriz değil dedi. Omikron varyantı şimdiye kadar çok sayıda ülkede görüldü. Listeye son olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Yunanistan da eklendi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den de aşı uyarısı geldi. Zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi dedi. Von der Leyen, Omikron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte bu önlemlerin gerekli olduğunu söyledi. Herkes olamasa da büyük çoğunluğun aşılanabileceğini belirtti. Von der Leyen ayrıca Pfizer-BioNTech'in çocuklar için olan aşısının 13 Aralık'tan itibaren piyasaya sunulacağını duyurdu. Pandeminin etkisinin en çok hissedildiği ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Savunma Bakanlığı'nın emrine rağmen 21 bin askerin aşı olmayı reddettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti. Erdoğan gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş. Bugün de fırsat buldukça spor yapan bir cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim dedi. Milletimizi gururlandırdığınız, bizlere tarihi bir sevinç yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına 16. Paralimpik oyunlarına katılan tüm sporcularımız cesaretleri ve gayretleriyle her türlü takdiri hak ediyor. Evlatlarımızın tamamı canlarını dişlerine takarak en güzel şekilde milletimizi temsil etmeye çalıştılar. Kaybettiğimiz müsabakalarda dahi sporcularımız son saniyeye kadar mücadeleyi asla bırakmadılar. Genç, inançlı, azimli ve başarı odaklı sporcularımız yarınlar için bir sonraki olimpiyatlar için beklentilerimizi de bir hayli yükselttiler. Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim. Siz kardeşlerimin de bugüne kadar çok çalıştığınızı, elinizden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyorum. Ancak hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla çalışmamız, daha fazla ter dökmemiz, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayılarımızı inşallah katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, koltuğunu yeni Bakan Nurettin Nebati'ye devretti. Devir teslim töreninde konuşan Nebati, önceliğimiz yüksek faiz olmayacak dedi. Kulağımızı asla sokaktan çekmeyeceğiz mesajı verdi. Elvan ise kendi döneminde yüksek büyüme, düşük cari açık hedefine ulaşıldığına işaret etti. Hazineyi tarihi nakit rezervle teslim ediyoruz diye de ekledi. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Hazine kasamızı da tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle inşallah Sayın Bakanımıza teslim ediyoruz. Ekonomide beklenen değişim yaşandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati görevi Lütfü Elvan'dan devraldı. Evet. 13 aydır bakanlık koltuğunda oturan Lütfü Elvan görevden affını istedi. Af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Elvan'ın yerine yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma... Yeni Bakan Nebati önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ardından görevi Selefi Elvan'dan devraldı. Devir teslim törenindeki konuşmasında bakan yardımcısı iken verdiği düşük faiz yüksek büyüme mesajını yineledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin hayalini kurduğu
ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Bugüne kadar sabit gelirliler, emekliler enflasyona ezdirilmedi. Bundan sonraki yolculuğumuzda önceliklerimiz arasındadır. Elvan'sa yüksek büyümenin kendi döneminde gerçekleştiğini vurguladı. Büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığımız oldukça yüksek oluyordu. Ancak bu yıl yüksek büyüme performansımıza rağmen milli gelir %1'i civarında bir cari açıkla kapatacağız. Aldığımız tedbirlerin de etkisiyle istihdam 2020 yılının ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttı. Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek bir kuruşunu dahi israf etmedik. Yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti milletvekili yapan Nebati, iş dünyasının da yakından tanıdığı bir isim. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyeliği yapan Nebati evli ve 4 çocuk babası. Elvan 10 Kasım 2020'de görevden affını isteyen Berat Albayrak'ın yerine bu göreve getirilmişti. Yaklaşık 13 ay yürüttüğü bakanlık görevinden kendisi de af talebiyle ayrılmış oldu. Muhalefet Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişimine tepki gösterdi. Çözümün ekonomi politikasını değiştirmek olduğunu savundu. CHP'li Engin Altay, bakan değiştikçe Türk parası yerle yeksan oluyor dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ise atamayı gece yarısı operasyonu olarak yorumladı. Atamaya HDP ve Zafer Partisi'nden de eleştiriler var. Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor. Hazine Maliye Bakanı değiştikçe Türk parası yerle yeksan oluyor. Yine bir gece yarısı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki şerefiyle istifa etmesine dahi izin vermiyor, affedilme olarak tanımlanıyor. Doğrusu Maliye Bakanı dayanmıyor bu iktidara. Seçim yapmazsa her milletvekiline sıra gelecek Maliye Bakanı olmak için. Nebat Bey'in gelmesi, Damat Bey'in gelmesiyle aynı anlama geliyor. Ekonomik kriz ağırlaşarak devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görev değişimi muhalefetin gündemindeydi. Bakan değiştirmeyi, banka başkanını değiştirmeyi bırak, kafayı değiştir. Sen ekonomiden anlamazsın. Ekonomiyi bilmediğini söylesen, Türkiye ekonomisi içinde bulunduğumuz bu halden süratle tırmanışa, iyileşme sürecine geçecektir. Hükümetin ekonomi yönetimi artık aklını kaybetmiştir. Yeni bir model dayatması yapmaya kararlıdır. Gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm hemen seçimdir. CHP ve İYİ Parti kurmayları döviz kurundaki hareketlilik, enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış üzerinden iktidarı eleştirdi. 4.7'den alınan dolar bugün itibariyle 13.40. Millet bu yemi yemez. Millet olanı biteni ibretle izliyor. TÜİK'in enflasyonu 19. Allah'tan korkun. Gerçek enflasyonu açıklayın. Kış geldi. Nasıl doğalgaz alacak? Nasıl et alacak? Nasıl süt alacak? Ekonomide Milli Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyorsunuz. Peki ne yaptınız? 128 milyar doları hiç ederek Türkiye'yi bu savaşta cephanesiz bıraktınız. Siz Türk lirasının değerini düşürerek milletimizi fakirleştirdiniz. Gönderdeki bayrağımızı yere indirdiniz. CHP'li Engin Altay asgari ücret görüşmelerine ilişkin de mesajlar verdi. Hükümete yaptığı çağrıyı yineledi. Asgari ücretlinin 94 dolar TL karşılığı 900 TL önce asgari ücretliye bir vereceksin. Sonra üstüne enflasyonu koy kardeşim. Bu kayıp 176 dolara çıktı ya. 176 dolar bugünkü kurla
2376 lira yapıyor. 3 hafta önce bu fark 900 liraydı. Cumhurbaşkanı makine ve kimya endüstrisinin deniz topu kara atışları programına video mesaj gönderdi. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin görünür görünmez ambargolara ve engellemelere maruz kaldığını söyledi. Yerli savunma sanayisinin önemine dikkat çekti Erdoğan. Gizli ambargolar artık tarihe karışacak dedi. Milli deniz topu hali hazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemiyle donatılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. İlk milli deniz topu üretildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makine ve kimya endüstrisinin milli deniz topu kara atış testi törenine video mesaj gönderdi. Yerli savunma sanayinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Türkiye geliştirdiği milli deniz topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk. Bu proje kamu özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Akademisi Milli Deniz Topu'nun test atışı için Konya'nın Karapınar ilçesindeki test alanındaydı. Akar'ın atış serbest talimatıyla test gerçekleştirildi. Törende konuşan Akar, savunma sanayisinde örtülü olarak bazı ihtiyaçlarımız geciktiriliyor dedi. Yerli ve milli üretim bizim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimize maalesef temin etmeye çalıştığımız, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzemeyle alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta. Dolayısıyla ciddi bir sınırlama karşı karşıyayız. Hak ve menfaatlerimizi her alanda, karada, denizde, havada koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız. Katar, askeri pilotlarının eğitim amacıyla Türk hava sahası ve üslerini kullanabilmesini öngören kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, askeri pilotların eğitimi için Katar'ın Türk hava sahasını kullanma talebinde bulunduğunu belirtti. Kıran'ın verdiği bilgiye göre Katar Hava Araç ve Personeli Genelkurmay'ın izin verdiği üs ve bölgelerde geçici olarak konuşlanabilecek hava aracı 36, personel sayısı da 250'den fazla olmayacak. Faaliyetler Türkiye'nin ön onayına tabi olacak. Havaalanından her Katar uçağına bir Türk jeti eşlik edecek ve uçakların istihbarat sistemi kapalı olacak. Anlaşma 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak. Komisyonda konuşan CHP milletvekili Ünal Çeviköz, anlaşmadan memnuniyet duyduğunu söyledi. Demek ki Katar'ın kullandığı Fransız Rafael uçaklarını kendi sahamıza getireceğiz. Yarın öbür gün Yunanistan'ın aldığı Rafael'lere karşı peki nasıl bir mücadele verilecek? İşte bu kurmay zekayı alkışlamak lazım dedi. Geçtiğimiz günlerde Marmara'ya esir alan Lodos fırtınası dönüyor. Meteoroloji bugün için de uyarı yaptı. Marmara bölgesinde 6-22 saatleri arasında Lodos etkili olacak. Tahminlere göre rüzgarın hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulacak. Meteoroloji yaptığı açıklamada şiddetli Lodos nedeniyle çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesiyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gıda sektörü temsilcilerine gönderdiği ve 10 ürüne zam yapmama çağrısının yer aldığı mektup paylaştı.
Kılıçdaroğlu 20 Kasım'da gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelmişti. CHP lideri o görüşme sonrasında sektör temsilcilerine gönderdiği mektubu sosyal medyadan paylaştı. Halkımızı korumak adına büyük marketlerden 10 hayatta kalma ürünü için kış aylarında zam yapılmamasını istiyorum dedi. Bu ürünlerin un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze olduğunu hatırlattı. CHP lideri bu talebin sizden bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunu farkındayım ama bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı iktidara geldiğimizde karşılayacağız dedi. Yedi yıl sonra gerçekleşen doğrudan müdahale sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli ve yabancı yatırımcılarla çevrimiçi ortamda bir araya geldi. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumuna dikkat çekti. Yaşanan oynaklığa müdahale edebileceklerini söyledi. Faiz indirimlerinde sınırlı alan kaldığı mesajını veren Kavcıoğlu, rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğiliminde dedi. Merkez Bankası rezervlerinde artış olduğunu söyledi. Kurdaki dalgalanmaya doğrudan müdahalenin gerekçesini anlattı. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yöneliktir. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. Merkez Bankası yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 7 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşen döviz piyasalarına doğrudan müdahale sonrası yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Çevrimiçi gerçekleşen toplantılarda faiz indirimine yönelik mesajlar verdi. Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. Cari işlemler dengesinde iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini vurgulayan Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili ise artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir değerlendirmesini yaptı. Türk lirası mevduatlarındaki yükselişin sürdüğünü belirten Kavcıoğlu, yabancı para mevduatlarında ise sınırlı düzeyde düşüş gerçekleştiğini söyledi. Benzinin litre fiyatında yapılan 58 kuruş indirimin üzerinden 24 saat geçmeden 44 kuruşluk zam daha geldi. Enerji, petrol, gaz ikmal istasyonları işveren sendikası sosyal medya hesabı üzerinden benzindeki zam kararını duyurdu. Ankara'da ortalama 9,16 liradan satılan benzinin fiyatı yapılan zamla birlikte 9 lira 60 kuruş oldu. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 9 lira 11 liradan 11 kuruştan 9 lira 55 kuruşa, İzmir'de 9 lira 18 kuruştan 9 lira 62 kuruşa yükseldi. Gıda fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşlar daha ucuz ürünlere yönelmeye başladı. Uzmanlar bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçıların taklit ve tahşiş ürünlerle vatandaşın sağlığıyla oynayabileceğine dikkat çekti. Peki en çok hangi ürünlerde gıda sahtekarlığı yapılıyor? Gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek lazım bakalım. Kaç defa süt aldığım zaman kesildi söz gelime. Ben yoğurt yapmak istedim. Orada süt peynir oluştu. Fiyatlar yükseldiği zaman tabii hem tüketici daha ucuz bir ürün arayışına giriyor. Hem de üretici ham madde fiyatlarının yarattığı maliyetten kaçmak için alternatif yollar arıyor. Tabii bunlar yasal olmayan yollar. Gıda fiyatlarındaki artış gıda sahtekarlarının iştahını kabartıyor. Kolaylıkla tahşiş edilebilen süt, tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, peynir gibi ürünleri alırken dikkat etmek gerekiyor. Gıda ürünlerinde fiyatlar artınca vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneldi. Ama bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılarsa piyasaya sütsüz peynir, suyla karıştırılmış süt ve patates aromalı tereyağı sürmeye başladı. Bir jelatin mesela. Sütün ve süt ürünlerini kıvamını artırmak bakımından kullanıyorlar. Sütün yağından çalmak bakımından içine bitkisel yağ ilave edebiliyor. Bunu
peynirde görebiliyoruz, yoğurtta görebiliyoruz. Nişasta ilave edebiliyorlar. Gıda fiyatlarının artışı bir neden olabilir ama tek neden değil. Bu gıdalardaki hileler çok uzun tarihlerden beri devam ediyor ama artarak devam ediyor. Her şeyde var. Sebze meyvede bile var. Hiç sağlıklı bir şey yediğimizi düşünmüyorum yavrum. Maddi değeri yüksek olan ürünlerde daha çok hile yapılıyor. Zeytinyağı, bal, onun beraberinde yine et gibi, kırmızı et gibi maddi değeri yüksek olan gıdalarda üreticiler, art niyetli üreticiler taklit tahşiş yoluna gidiyorlar. Bilindik markalarda ister istemez de pahalı olunca vatandaş ucuz ürüne ister istemez kaçıyor yani. Bilerek alıyor, bilmeyerek alıyor. Peki gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Çok sıkça duyduğumuz bir kavramı aslında hayatımıza sokmamız lazım. Gıda okuryazarlığı. Güvenilir firmaların ürettiği gıda maddelerini satın almak gerekiyor. Kesinlikle etiket bilgilerini çok iyi okumak gerekiyor. Tadı önemli. Az tuzsuz olacak. Tadı tuzlu bir de iyi olacak. Yani şey yedin mi boğazına rahat gidecek yani. Öyle peynir iyi. İyi peynir ondan belli oluyor. İkisini okumadan almıyorum. Sağlık giderse geri gelmez ama birkaç kuruşun giderse o geri gelir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl gerçekleşen denetimlerde 11.958 işletmeye çeşitli nedenlerle toplam 129 milyon 618 bin lira idari para cezası uyguladı. Vatandaşlar Alo 174 gıda hattına da ihbarda bulunabiliyor. Daha çok et ve et ürünleriyle şikayet alıyoruz. İkinci sırada süt ve süt ürünlerini sayabiliriz. Sıvı yağlar, katı yağlarla ilgili bildirim alıyoruz. Un ve unlu mamulleri sayabiliriz. Tahşişlerle ilgili ihbar alıyoruz. Taklit, tahşiş ürün satan firmalara 50 bin lirayla 500 bin lira arasında para cezası uygulanıyor. Aynı suçun tekrarı durumunda firmanın faaliyetleri durduruluyor. Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı %20 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda fiyat değişmedi. BOTAŞ Aralık ayı doğalgaz tarifesini yayınladı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza %20 zam yapıldı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de %20 oranında arttı. Tarifede konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmadı. Efendim buyurun hep birlikte piyasaların gündemine bakalım. Haftanın son iş gününde Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1880, dolar 13.74, euro 15.53 ve euro dolar paritesi 1.12 olarak fiyatlanıyor. Geçelim altına. Evet, altının onsu diyelim önce 1772 dolar olarak bugün fiyatlanıyor. Evet, şimdi altına geçecek olursak yükseliş var. Gram altın 782 TL, çeyrek 1279, yarım 2559 ve tam altın 5103 TL'den işlem görüyor bugün. Piyasalar böyle. Haftanın son iş gününde bakalım pazartesi nasıl şekillenecek efendim. Devam edelim. İstanbul'da iki gün boyunca etkili olan Lodos fırtınasının kabusu yaşattığı yerlerden biri de Hadımköy'deki tekstil atölyesi oldu. İşçilerden birinin üzerine kapı düştü. İnşaattan uçan bir parça da yemekhanenin camını kırdı. O anlar geliyor. Kapı işçinin üstüne düştü. Savrulan parça camı kırdı. Fırtına tekstil atölyesinde çalışanlara dehşet yaşattı. İstanbul'da iki gün boyunca etkili olan Lodos fırtınası birçok binanın çatısını uçurdu. Fırtına kabusunun yaşandığı yerlerden biri de Hadımköy'deki bir tekstil atölyesiydi. Atölyenin kapısı saatteki hızı zaman zaman 130 kilometreyi bulan fırtınanın şiddetine dayanamadı. Savrulan kapı bir işçinin üstüne düştü. İşçi ezilmekten kapının yanı başında durduğu demir korkuluğa çarpmasıyla son anda kurtuldu. Aradaki boşlukta kalan işçiyi arkadaşları kurtardı. Atölyede yaşanan korku bununla da kalmadı. Fırtınanın inşaattan uçurduğu malzeme camı kırıp atölyenin yemekhanesine girdi. O sırada cam kenarında oturan bir kişi parçalanan camdan şans eseri kurtuldu. Başakşehir'de de şiddetli lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçarak yola savruldu. Bazı araçlarda hasar oluştu. İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan sahili kırmızıya büründü. Sahil dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunlarla kaplandı. Yosunları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul'da lodos bitti. Ardında ağır hasar bıraktı. Lodosla birlikte oluşan dev dalgalar Caddebostan sahilini de bu hale getirdi. Çok kötü sahil. Temizlenmesi lazım. Marmara'nın biraz aslında su kalitesinin su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor. Mega kentte iki gün boyunca etkili olan şiddetli lodos fırtınası denizde ne varsa kıyıya sürükledi. Kadıköy Caddebostan sahilini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine kırmızı yosunlar kapladı. Görüyorum birkaç gündür. Özellikle renkleri de dikkatimi çekiyor. Normal bir yosun rengi değil. Evet, bayağı var. Şeye kadar, Bostancı'ya kadar böyle ara ara var. Belediye ekipleri sahili temizlemek için çalışma başlattı. Profesör Doktor Meriç Albay'a göre kırmızı yosunun bu kadar fazla olması Marmara Denizi'ndeki kirliliğe işaret ediyor. Şu anda tam sezonu, özellikle akıntılarla, dalgalarla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Oksijensizlik yaratıyorlar, ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce dediğim gibi su kalitesinin düzelmesi için önlem almak gerekiyor. İstanbul'da lodos fırtınasında hasar gören ve su almaya başlayan bir gemi daha battı. Fırtına nedeniyle batan ya da hasar gören gemi sayısı 5'e yükseldi. Peki Maltepe ve Kartal'da batan gemiler ne olacak? İzleyelim. Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar ve oluşan dev dalgalar gemileri sürükledi. Fırtına bitince geriye bu manzara kaldı. İstanbul'da iki gün boyunca süren lodos fırtınası o kadar şiddetliydi ki Maltepe Dragos sahili adeta bir gemi mezarlığına döndü. Gemilerden biri olduğu yerde battı, bir başka araç taşıma gemisi ise sürüklenerek kıyıya oturdu. İskelenin diğer tarafında ise halatlarının kopması sonucu bir gemi de alabora oldu. Burada şiddetli hava esecek. Bu gemileri buradan güvenli bir yere çekin. Söyledim, bildirdim ama çekmediler. Kartal Kumcular iskelesinde bir kuru yük gemisi battı. Bir diğeri batan gemiye yaslandı. Ayrıca iskele çöktü. Üç gemiyi batıran iki geminin karaya oturmasına neden olan fırtına sonrası gemilerin akıbeti henüz netlik kazanmadı. Öncelikle İstanbul Liman Başkanlığı'nın hazırlayacağı rapor beklenecek. İlerleyen günlerde gemilerde uzman dalgıçların da katılımıyla hasar tespit çalışması yapılacak. İstanbul Liman Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre gemiler ya hurdaya ayrılacak ya da bulunduğu yerden kurtarılıp bakım onarımı alınacak. Dünyanın parası tutar yani. Ya karaya çekecek, bilmem ne saç değişecek, bunda ne çıkacağı belli değil. Parçalanmış gemiler, makine su almış, elektrik tesisatı, ponaları yanmış. Maliyetlerden dolayı hurdaya erdir diyorsunuz. Tahminim hurdaya gider bu gemiler. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini %10,5'a yükseltti. Fitch'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin koronavirüs salgının etkili olmaya başladığı 2020'de gayri safi yurt içi hasılanın %1,8 arttığı anımsatılan açıklamada ülke ekonomisinin 2021'de ise %10,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fitch, Eylül ayında yayınlanan raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %9,2 büyüyeceğini öngörmüştü. Açıklamada 2022 yılı büyüme tahmini ise %3,5'dan %3,6'ya yükseltildi. Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi dışında silahlı saldırgan paniği yaşandı. Binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan şüpheli saatler süren ikna çabası sonucu teslim oldu. Amerika'nın New York kentinde panik dolu anlar yaşandı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin 42. cadde üzerindeki girişinde silahlı olduğu belirtilen bir kişi hakkında ihbar yapıldı. Cadde trafiğe kapatıldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi güvenlik kontrolü altına alındı. İçerideki personel, diplomat ve gazeteciler binadan ayrılmamaları yönünde uyarıldı. Polis üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheliyle iletişime geçmeye çalıştı. 60 yaşlarındaki şüpheli saatler süren ikna çabalarının ardından ellerini havaya kaldırarak teslim oldu.
New York Polis Departmanı sözcüsü olayın ardından açıklamada bulundu. Halka yönelik hiçbir tehdit kalmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephanie Dujarric, şüphelinin personel veya eski bir personel olduğuna ya da Birleşmiş Milletler'le bağlantılı olduğuna dair hiçbir gösterge yok ifadelerini kullandı. İran ve Taliban arasında çatışma çıktı. Çatışmanın sınırın yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kısa süren çatışmanın iki tarafın soğukkanlılığıyla sona erdiğini açıkladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim'in haberine göre İranlı çiftçilerin sınır ihlali yapması nedeniyle Taliban tarafından ateş açıldı. Bağımsız kaynaklara göre çatışmalarda her iki taraftan da can kaybı oldu. Anlaşmazlığın giderilmesinin ardından Taliban İran sınırından geri çekildi. Avrupa Konseyi Ayimin Osman Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi. Avrupa Konseyi'nin resmi açıklaması bugün yapılacak. Ankara'ya da yanıt vermesi için 19 Ocak'a kadar süre tanındı. Karara Ankara'dan tepki var. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala'nın durumunu görüştü. Kavala'nın ayım kararına rağmen tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Türkiye için ihlal sürecinin başlatılması istendi. Karara Ankara'dan sert tepki geldi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ayım kararlarının uygulanmasını denetlemeden sorumlu delegelerin görüşmeleri 3 gün sürdü. Komite Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılması için bir oylama yaptı. Oylamada Türkiye'nin aleyhine karar çıktı. Bu karar Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'yi AİHM'e şikayet etmesinin önünü açıyor. Türkiye'ye gönderilecek resmi bildirimin ardından Ankara'ya yanıt vermesi için 19 Ocak'a kadar süre tanınacak. Türkiye'de bir sonraki Kavala duruşmasının tarihi ise 17 Ocak. Eğer o tarihte Kavala serbest bırakılırsa ihlal kararı da düşecek. Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi durumunda ise Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM'e şikayet etmek için ayrı bir karar alacak. Kararda üyelerin 3'te 2'sinin Türkiye aleyhine oy kullanması gerekiyor. Avrupa Konseyi'nin ihlal kararına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişlerinden yapılan açıklamada ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz denildi. Herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır ifadesi yer aldı. Dışişlerinden yapılan açıklamada Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulması tutarsız bir yaklaşım olarak nitelendirildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa, tarafgiri ve seçici tutumunu bırakıp AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır çağrısında bulunuldu. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından başlayan kriz Rusya ve NATO'yu karşı karşıya getirdi. Her iki taraf da güvenlik sorunundan endişeli ve birbirini askeri yığınak yapmakla suçluyor. AGİT toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Rusya ve NATO arasındaki tansiyon düşmüyor. Kriz Stockholm'da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi toplantısına da yansıdı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasinin önemine vurgu yaptı. Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir. Çavuşoğlu bu açıklamaları sonrası önemli bir görüşme yaptı. Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Ukrayna ile yeni bir çatışma istemediklerini belirterek Doğu Ukrayna ile ilgili Minsk Barış Antlaşması'nın değiştirilmesinin felakete yol açacağı uyarısına dikkat çekti. Lavrov, Batı'nın krizi güç kullanarak çözmeye çalıştığını savundu. Rusya'nın yeni Avrupa Güvenlik Paktı önlemlerini yakında açıklayacağını söyledi. Lavrov öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Blinken, Rusya'yı uyardı. NATO'nun Ukrayna'nın tarafında olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin de Moskova'da yabancı ülke büyükelçilerini kabul etti. Putin, Batı kaynaklı güvenlik tehdidinin arttığını belirtti. NATO'nun doğuya genişlemesini durdurmasını talep ederek garanti istedi.
Putin somut anlaşmalarda ısrarcı olacağız dedi. Rusya doğu sınırında NATO'ya üye ülkelerin sayısının artmasından endişeli. Son olarak Gürcistan ve Ukrayna'nın da Rusya tehdidine karşı NATO koruması altına girmek istemesi Moskova tarafından güvenlik tehdidi olarak algılanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik bir tehdide karşı uyardı. Böyle bir sunumda yaptırımların artacağı ve Rusya'nın yüksek bedel ödeyeceğini söyledi. Putin ise Ukrayna'ya saldırmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığı görüşünde. Ancak NATO'nun Ukrayna'ya füze yerleştirmesi durumunda harekete geçmek zorunda kalacakları uyarısını yaptı. Tüm bu tartışmaların ortasında Rusya son olarak 3 Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını duyurdu. Ajanlardan birinin bombalı saldırı planladığını ileri sürdü. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik dedi. Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell'la görüştü. Kuleba görüşmelerde kendilerine yönelik olası bir saldırıda Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını da belirtti. Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından siyasi kariyerini noktaladı. Politikayı bıraktığını açıklayan eski başbakan bu kararı almanın kolay olmadığını söyledi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı. Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor ifadelerini kullandı. Kurz Avusturya'da göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı olmuştu. 6 Ekim'de hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Kurz soruşturmanın ardından önce başbakanlık görevinden istifa etti. Ardından da parti liderliğini bıraktı. Avusturya Ulusal Meclisi oy birliğiyle Kurz'un dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Kendisine yönelik suçlamaları reddeden Kurz, bu kararın ardından siyaseti bıraktığını açıkladı. Politikayı bırakma kararının kolay olmadığını belirtti. Kurz'un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek. Almanya 16 yıllık şansölyesine veda ediyor. 67 yaşındaki deneyimli siyasetçi Angela Merkel için Berlin'de en yüksek derecede askeri tören düzenlendi. Meşale taşıyan askerler, özel harekat birlikleri. Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin 16 yıllık şansölyesi Angela Merkel için uğurlama töreni gerçekleştirildi. Mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. Almanya'da Grosser Zapfenstreich olarak adlandırılan seremoni, ülkenin en yüksek derecedeki askeri töreni. Alman ordusu bu töreni görevine veda eden cumhurbaşkanları, başbakanlar ve savunma bakanları için düzenliyor. Törenin bir de özelliği var. Devlet görevlisi çalınacak müziği kendisi önceden belirliyor. Merkel veda töreninde okunması için iki şarkı bir de ilahi seçti. O tercihlerden biri şaşırttı. Çünkü Merkel, punk'ın vaftiz annesi olarak bilinen Nina Hagen'dan bir şarkıyı tercih etti. İlk olarak 1974'te yayınlanmış ve Doğu Almanya'da en çok dinlenen parçalar arasında yer almıştı. Hagen daha sonra Batı Almanya'ya göç etmiş, 1980'lerde önde gelen punk ikonlarından biri olmuştu. Merkel için düzenlenen törende pandemi önlemlerinden ödün verilmedi. Davetli sayısının sınırlandırıldığı törene onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier katıldı. Merkel'in başbakanlık dönemiyle birlikte çalıştığı 52 bakan da törende yer aldı. Tören sonunda Merkel elinde kırmızı bir gülle katılımcıları selamlayarak uzaklaştı. Almanya'da parlamento 8 Aralık'ta yeni başbakanı seçmek için oylama yapacak. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar partilerinden oluşan koalisyonun adayı Olaf Scholz'un başbakan seçilmesi bekleniyor. Scholz, oylamanın ardından görevi Merkel'den devralacak. 67 yaşındaki Merkel ise emekli olacak.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin film çekimi sırasında görüntü yönetmenin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olan olayı anlattı. Baldwin, tetiği kendisini çekmediğini söyledi. Alec Baldwin film setinde ölüme neden olan olay sonrası ilk röportajını verdi. Tetiği ben çekmedim dedi. Baldwin'in çekim sırasında kameraya doğru ateşlediği silah görüntü yönetmeni Ariana Hutchinson'ın ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olmuştu. Baldwin 21 Ekim'deki olay sonrası ilk kez kamera karşısına geçti. Amerikan televizyon kanalı ABC, George Stephanopoulos'in o güne dair sorularını yanıtladı. Baldwin röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı. Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor. Ünlü oyuncu Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini söyledi. Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem. Stephanopoulos, Baldwin'e güvenli olduğu söylenerek verilen silaha gerçek merminin nasıl konduğunu sordu. Ünlü oyuncu, hiçbir fikrim yok yanıtını verdi. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu. Baldwin'le ilk röportajı yapan Stephanopoulos, binlerce röportaj yaptım fakat en gergin olanı buydu. Baldwin tamamen yıkılmıştı ama samimi şekilde bütün soruları yanıtladı dedi. Olayla ilgili henüz resmi bir suçlama yöneltilmedi. Soruşturma devam ederken polis suçlamalar masada sözleriyle bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi. İngiltere Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'la İngiliz basın arasındaki hukuk savaşının kazananı belli oldu. Meghan Markle babasına yazdığı mektubu izinsiz bastığı için suçlu bulunan gazete temyiz davasını kaybetti. Sussex Düşesi Meghan Markle İngiliz basınına açtığı mektup davasında bir zafer daha kazandı. Markle'ın babasına yazdığı mektuptan bölümler yayınlayan gazete temyiz davasından da eli boş döndü. Amerikalı oyuncu Meghan Markle ve İngiltere Prensi Harry 2018'de evlenmişti. Evliliklerinin ilk gününden itibaren İngiliz tabloid basınının hedefi haline gelen çift için bardağı taşıran damla Markle'ın babasına düğünden hemen sonra yazdığı mektubun yayınlanması olmuştu. Markle mektubu yayınlayan Daily Mail'e dava açmıştı. Davada Şubat ayında karar çıkmış, mahkeme Markle'ı haklı bulmuştu. Daily Mail ise kararı temyize taşımıştı. Temyiz başvurusunu ele alan mahkeme Daily Mail'ı haksız buldu. Mektubun son derece kişisel olduğuna dikkat çeken mahkeme, düşesin mektubu gizli tutma beklentisinin makul olduğunun altını çizdi. Karar sonrası yazılı bir açıklama yapan Markle, bu sadece benim için değil, doğru olanı savunmaktan korkanlar için de bir zafer diye konuştu. Prens Harry ve Meghan Markle, Mart 2020'de kraliyet ailesinde yaşadıkları sorunlar ve medyanın baskıcı ilgisi nedeniyle İngiliz kraliyetiyle bağlarını koparmış ve Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. İspanya'nın La Palma adasındaki yanardağdan lav akışı 19 Eylül'den bu yana devam ediyor. Uzmanlar daha fazla sürmez dese de patlamalara yenilerini ekliyor. 70 günden fazla süredir lav püskürtüyor. Patlamalarına bir yenisini ekliyor. İspanya'nın La Palma adasındaki Cumbre Vieja yani Yaşlı Doruk isimli yanardağ 19 Eylül'den bu yana aktif. Lav akışı ise aralıksız devam ediyor. Üstelik hızını artırarak. Saniyede 1 metre ilerleyen lav havadan görüntülendi. Evlerin çatıları siyah büründü. Otomobiller yarıya kadar kül içinde kaldı. Ekipler yanardağın yaydığı külleri temizlemek için seferber oldu. Volkanın aktif hale gelmesinden bu yana adada 5200'den fazla deprem meydana geldi. 80 bin nüfuslu adada 6000'den fazla kişi tahliye edildi. Lavlar 2500'den fazla evi yuttu. Halihazırda sağlam kalan birkaç evi de tehdit ettiği belirtildi. Zarar bununla da kalmadı. Adada tarım arazilerinin üçte biri küle döndü. Adanın ekonomisi için hayati önem taşıyan muz ve avokado tarlaları yandı. Yaşlı Doruk, La Palma adasını 900 milyon euroluk zarara uğrattı.
Uzmanlar Volkan'ın uzun süre daha faaliyette kalmasını beklemiyor. Toplu balık ölümlerinin adresi bu kez Aydın'ın Söke ilçesi oldu. Büyük Menderes Nehri'nin ilçeden geçen bölümünde kirlilik nedeniyle balıklar öldü. Eğer önlem alınmazsa sorun devam edecek gibi görünüyor. Şu anda kıyılarda görebildiğimiz belki yüzlerce, binlerce balık ölüsüyle karşılaştık. Balıklar da canlılar da ölmeye başlamış. Önce çöp yığınları ortaya çıktı, sonra balık ölümleri başladı. Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntüler ortaya çıktı. Yağan yağmurlarla birlikte gelen çöpler, plastikler, ev malzemeleri, her türlü atık ve ağaç kütükleriyle birlikte tamamen menfes tıkanmış ve köprüye de zarar verdiğini görmüştük. Görüntüler Büyük Menderes Nehri'nin Aydın'ın Söke ilçesinden geçen kısmından. Bölgede zaten kirlilik nedeniyle alarm zilleri çalıyordu. Artık oluşan çöp adacıklarının arasında ölü balıklar da var. Çöpler daha büyük bir adacıklar oluşturmuş. Şu anda yağmur yağmıyor ama yine yağmur yağacak tabii. Bunlar daha da yükselecek. Bu da balıkların oksijensiz kalacağı ve ölümlerin daha da artacağı anlamına geliyor. Bir an önce önlem alınmalı, işe temizlikle başlamalı. Hem Menderes'in kirliliğinden, su kirliliğinden, aynı zamanda bu katı atık kirliliğinden artık balıklar oksijen alamaz hale gelmiş. Bunun bir an önce önlenmesi için bu çöplerin İvedilikle buradan alınması gerekir. Denize doğru kaydığı tespit edilince restorasyona alınan Fatih Köşkü açılmaya hazırlanıyor. Orijinal ahşap kubbelerin yerine beton kubbeler yapılması nedeniyle yaklaşık 1500 ton ağırlık taşıyan Fatih Köşkü'nün restorasyonu da sona gelindi. Tarihi yapı üzerindeki yükten kurtuldu. Fatih Köşkü, Fatih Sultan Mehmet'in seyir köşkü, Topkapı Sarayı'nın hazine binasıydı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca restorasyona alındı. Tarihi köşk üzerindeki 1500 ton ağırlığındaki beton yükten kurtarıldı. Fatih Köşkü, 560 yıl önce Topkapı Sarayı'na inşa edilen ilk yapılardan biriydi. Yapılan inceleme köşkün içinde bulunduğu tehlikeyi gözler önüne serdi. Tarihi köşk denize doğru kayıyordu. 2010'lu yıllarda başlayan araştırmalarla tespit edilen bir defa bulunduğu bölgedeki ciddi bir zeminle ilgili sorunu var. Çünkü tarihi Sarayburnu Yarımadası'nın en üst noktasında ve oldukça sıkıntılı bir zemine inşa edilmiş. Köşkün yok olup gitmemesi için hemen çalışma başlatıldı. Fatih Köşkü'nün Sarayburnu tarafına kaymasını engellemek için ilk önce bölgede kuyular kazıldı. Daha sonra fore kazıklar çakıldı ve yaklaşık 6 metre yüksekliğinde isnat duvarı inşa edildi. Son aşamada ise köşkün kaymasına neden olan beton kaplamalar kaldırıldı. 1940'lı yıllarda Fatih Köşkü'nün kubbeleri ve çatısı beton bloklarla kaplanmıştı. Yapılan restorasyon çalışmasında yapı üzerinde bulunan yaklaşık 1500 ton ağırlığındaki beton parçalar kaldırıldı ve toplam ağırlık 150 tona kadar düşürüldü. Binamıza ciddi bir yük yüklemişti. Bunlar çok büyük bir başarıyla kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra da yine aynı orijinal ahşabının birebir temin edilmesiyle birlikte önce ahşap doku tekrardan yenilendi. Restorasyon çalışmalarının Şubat ayında bitmesi planlanıyor. Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren Fatih Köşkü görülebilir hale gelecek. Efendim her hafta Cuma günü olduğu gibi bugün de sizler için editörümüz Sedat Oğuz fotoğrafları derledi Türkiye'den ve dünyadan. İlk karemiz geliyor Afganistan'dan. Kış yaklaşırken Afganistan'da milyonlar açlıkla karşı karşıya. Dünya Gıda Programı Afganistan'da insani krizin boyutlarına dikkat çekiyor. Milyonlarca Afganlı'nın göç ya da açlık arasında seçim yapmak zorunda kalacağını, en az 23 milyon insanın acil gıdaya ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Geçelim bir diğer kareye. Gazze'den, İsrail'den geliyor efendim. Filistinler sürgün edildikleri topraklarına dönmeye ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargonun kaldırılması taleplerini dünyaya duyurmak için neredeyse her cuma büyük dönüş yürüyüşü adını verdikleri gösterileri düzenlediler.
İsrailli ve Filistinli iki insan hakları örgütü protestolar sırasında İsrail askerlerinin 200'den fazla sivili ateş açarak öldürdüğü, olaylarla ilgili ordunun yeterli soruşturma yürütmediğini ve çoğu dosyanın örtbas edildiğini açıkladı. İsrail ordusu ise olayların karmaşıklığı ve derin incelenmesi sebebiyle beklemede olduğunu belirtti. Geçelim İspanya'ya. Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'nda yaklaşık 2 ay önce başlayan lav akışı şiddetini arttırdı. Cumbre Vieja yanardağında yeni açılan volkan tüpleri nedeniyle lavların akış hızı saniyede 1 metreye ulaştı. Lavlar adada hali hazırda sağlam kalan birkaç evi de tehdit ediyor. Yanardağ adanın ekonomisi için hayati önem taşıyan muz ve avokado tarlalarını yok etti. Bir diğer karemiz Romanya Bükreş'ten geliyor. Romanya nüfusuna oranla günlük Covid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıralarda. Ülkede Covid-19 salgında ortalama günlük vaka sayısı da 1000 civarında. Ülke genelinde tüm hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ağır hastalar için yer yok. Ülkede birçok kampanya yürütülmesine rağmen halk aşı olmaktan da çekiniyor. Buna rağmen yeşil pasaporta ve kısıtlamalara karşı protestolar devam ediyor. Evet, Endonezya'dan bu karemizde Jakarta. Bir araya gelen aktivistler 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle bu hastalığı sembolize eden kurdele şeklindeki mum yaktı. Mumu yaktılar. 1980'li yıllarda tanımlanan HIV bugüne dek 35 milyon insanın ölümüne neden oldu. Son kare. Tüm Türkiye'nin beklediği kar sonunda geldi. Ülkemizin en güzel köşelerinden Ardahan'dan Çıldır Gölü'nden geliyor bu kare. Çıldır Gölü kar yağışıyla beyaza büründü. Doğal güzelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü çevresi yörede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sizler etkinlik izleyin. Efendim nerede ne var, nereye gidebiliriz diye şöyle bir göz atın. Biz de saat 8'e Muharrem Sarıkaya ile birlikte hazırlanalım. Dört yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye'de Upa Lupa Expo tarafından getirilen NASA uzay sergisi 8 Aralık'tan itibaren Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA uzay sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş bir yer alanlarıyla uzay deneyimleme imkanı sunarken ziyaretçilerine evrenin gizemini ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor. Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerinde, Akbank Sanat Evinizde çatısı altında sosyal medya kanallarında aralıksız olarak devam ediyor. Kasım ve Aralık aylarında Belgrad Ormanı, Garipçe Köyü, Balat gibi şehrin farklı noktalarında dansla izleyiciyi buluşturan yeni performanslar hayata geçiyor. Dans Hep Var başlıklı performanslar kurumun YouTube kanalından izlenebilir. Preyli takvimi merakla beklenen yeni versiyonuyla görücüye çıktı. 2022 Preyli takvimi ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams'ın imzasını taşıyor. 2022 Preyli takviminde ünlü aktris Jennifer Hudson, şarkıcı ve söz yazarı Iggy Pop, şarkıcı ve oyuncu Cher gibi isimler yer aldı. Ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams'ın imzasını taşıyan 2022 Preyli takvimi, 1960'lı yıllardan bugüne dek uzanan uluslararası müzik yıldızının kutlaması ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bir geri dönüş niteliğinde. Türkçe alternatif pop müziğin yeni ismi varsa yoksa ilk albümü Tutkusuz Aşkları Jazz Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. 2017 yılında Onur Kopuz ve Burak Demirkesen tarafından kurulan grup, elektronik rock ve türevlerinden ilham alan yeni nesil bir sound hedefiyle yola çıktı. Belki güneş doğmaz, şarkılar susar. 2008 yılından beri rap müzik yapan Tolga İnci, engelleri aşan öğrencisi Umut Şirin'in eşlik ettiği, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Emrecan Erkan'a ve kendisine ait olan yeni single'ı Tolga İnci feat. Umut Şirin, engelleri aşta müzikseverlerle buluşuyor.
Uluslararası Farkındalık Günü olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü özel yayınlanan proje, yaşanabilir bir dünya için engelleri aş çağrısı yapıyor. Masal anlatıcısı Judith Malika Lieberman, çocuklar için yazdığı 3. masal kitabı Yola Çık için İstanbul'da, Hillside Etiler'de okurlarıyla buluşuyor. Red House Kids tarafından yayınlanan Şarkılı Masallar serisinin 3. kitabı Yola Çık için 4 Aralık Cumartesi günü saat 14'te düzenlenecek Şarkılı Masallar buluşmasında Lieberman, konuklarını masalların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Avustralyalı ödüllü yazar Davina Bell ve Alison Colpoys'un resimli çocuk kitabı Her Çocuk Zekidir, Dr. Müge Akbulut'un çevirisiyle ilk kez Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle küçük kitap severlerle buluşuyor. Uzman pedagog ve psikolog onaylı eser 6 yaş ve üzeri yaş grubu için hazırlandı. Haluk Levent'le yaptığı düetle tanınan Şirin, ilk teklisi tango solistimiz Seyhan Hanım'dan dinlediğimiz Hasreti yeniden yorumlayarak garaj müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Ahmet Şefik Gürmeriç'e ait olan Hasret'in aranjesini Yaren Karahasan, masteringi ise Selim Topsakal tarafından yapıldı. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Televizyonlarını yeni açanlar için iyi sabahlar dileyelim. Habertürk Gün Başlıyor programının 3. saatindeyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de Ankara stüdyomuza döneceğiz. Cinar Medya Grubu Ankara temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ile birlikte devam ediyoruz yayınımıza. Muharrem Bey, günaydın. Günaydın, günaydın Duygu Kaya. İyi. Evet. Bir hafta geçirdik umarım bu kadar olumsuzluğa rağmen. Evet, bugün de haftanın son gününe geldik. Haftanın son günü hemen başlamadan önce meteorolojinin bir uyarısı var. Onu hatırlatarak başlayalım. Fırtına uyarısı Marmara için yapıyor bu uyarıyı. Bugün sabah 6'dan itibaren Marmara bölgesinde Lodos etkili olacak. Tahminlere göre rüzgarın hızı zaman zaman 75 kilometrenin üzerine çıkacak. Şiddetli Lodos nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı meteoroloji uyarıda bulunuyor. Bunu hemen belirterek her gün olduğu gibi dıştan içe doğru devam edelim. Dün dünya siyaseti önemli bir lidere veda etti. Aslında iki kişiye veda etti ama bunlardan bir tanesi çok önemli. Almanya Şansölyesi Merkel 16 yıllık iktidarını kendi talebiyle sonlandırmıştı ve veda etti. 65 yaşındaki deneyimli siyasetçi Berlin'de yüksek derecede askeri törenle uğurlandı. Özel harekat birlikleri ve meşale taşıyan askerler uğurlama törenindeydi. Çok az sayıda pandemi nedeniyle izleyici bu törene katıldı. Katılımcıların sayısı çok az tutuldu. Bakanlar Cumhurbaşkanı törendeydi. Berlin'deki düzenlenen törende 16 yıllık şansölye seranomide ilginç bir tören geçişinde ilginç bir veda şarkısı talep etti. Çünkü devlet görevlileri vedada kendi şarkılarını seçme hakkına sahipmiş. Veda töreninde Merkel de iki şarkı seçmiş. Birincisi şarkı, biri de ilahi. O tercihlerden biri şaşırtıcı. Çünkü Merkel, punk'ın vaftiz annesi olarak bilinen Nina Hagen'dan bir şarkı tercih etmiş. Ki Nina Almanya'ya yerleşmiş bir göçmen ailesinin çocuğuydu. 1980'lerde önde gelen punk ikonlarından birisi olmuştu. Merkel için düzenlenen törende bu şarkı da çalındı. 8 Aralık'ta yeni başbakanını Almanya seçecek. Büyük ihtimalle Merkel'in yerine gelen kişi Sosyal Demokrat Parti, yani en büyük rakibi olacak. Ancak Merkel rakibini Avrupa
Ankara'daki birçok toplantıya katılması için beraberinde götürmüş ve hazırlıkları birlikte yapmışlardı. Ki bu da siyasetin uzlaşısının en güzel görüntülerinden bir tanesiydi ki Scholz dünkü törende de hazır bulundu. Avrupa'dan başladık, devam edelim. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararını onaylamaması nedeniyle Türkiye'ye uyarı niteliğinde bir karara imza attı. Avrupa Konseyi resmi açıklaması bugün yapılacak. Ancak Ankara'ya yanıt vermesi için de 19 Ocağı kadar süre tanındı. Buradaki neden şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın tutuksuz yargılanması konusunda bir karar alınmıştı. Ancak Türkiye bu karara uymama yönünde direndi. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ikinci bir kararı söz konusu oldu. Buna da direndi ve mesele Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne taşındı. Bakanlar Komitesi dün toplandı ve kararını aldı. Bu kapsam içerisinde Türkiye'ye uyarıda bulunuldu ve 19 Ocağı kadar süre tanıdı. Bu süre içerisinde AİHM kararının uygulanmasını istiyor. Eğer olmazsa Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tekrar toplanacak ve bu kapsam içerisinde Türkiye'nin kararını gözden geçirmesini belki bir daha isteyebilir. Belki de üyeliğinin askıya alınması veya oylamaya katılmaması, oy hakkının kaldırılması yönünde başka taleplerde de bulunabilir. Geçmişte Avrupa Konseyi bu yönde Azerbaycan'a ilişkin Memedov kararında bir karara imza atmıştı. Son günlerde Rusya ile ilgili yine benzer bir karara imza atmıştı. Ancak Rusya kararını uygulamama konusunda, ki Rusya'nın önde gelen muhaliflerden bir tanesinin tutukluluğuna dönüktü bu karar, Rusya uygulamama konusundaki direnişini sürdürüyor. Ama şu ana kadar Rusya'nın konseyden uzaklaştırılması, Avrupa Konseyi'nden uzaklaştırılması gibi bir durum da şu aşamaya kadar söz konusu olmadı ki Rusya bu direnişini sürdürüyor ve Avrupa Konseyi'nin yaptırımları da hayata geçmiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki vardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasının tutarsız bir yaklaşım olarak nitelendirildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulamasını tüm üye ülkeler yönünde tarafsız bir şekilde yaklaşması ve ele alması gerekir dedi. Yani sen Rusya'ya yapmıyorsun, bana niye yapıyorsun demeye getirdi. Ama Anayasa'nın 90. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukukunun bir normudur. Dolayısıyla onu da uygulamak yükümlülüğünde Türkiye. Ama bu nasıl çözümlenecek, o da ayrı bir konu. Bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamama yönünde bir tutumu Türkiye'nin olmamıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan dün bir başka tepki de Güney Kıbrıs Rum yönetimindeydi ki Dışişleri Bakanlığı dün ardı sıra 3 önemli tepkiye imza attı. Bunlardan bir tanesi AİHM kararıydı, bir tanesi de Güney Kıbrıs Rum yönetimine ilişkindi. ExxonMobil ve Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyumun 5. parselde, sözde 5. parselde doğal gaz arama izni verdiği hatırlatılan bu tepkide Rum yönetimi de eleştirildi. Son tepkisi de Suriye yönetimine dönüktü. Suriye Halk Meclisi'nin Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız bildirisine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'ye geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan topraklarına göz çeken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir dedi. Bu arada her ne kadar Katar Rum yönetimiyle birlikte bir tarama faaliyetine imza atsa da Türkiye ile işbirliğini de sürdürüyor. Katar askeri pilotlarının eğitim amacıyla Türk hava sahası üslerini kullanabilmesini öngören kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, askeri pilotların eğitimi için Katar'ın Türk hava sahasını kullanma talebinde bulunduğunu hatırlattı. Kıran'ın verdiği bilgiye göre Katar hava araçları ve personeli Genelkurmay Başkanlığı'nın izin verdiği üs ve bölgelerde geçici olarak üstlenecek ve bu üslerdeki eğitimini sürdürecek. Bölge hareketli. Bir taraftan Ukrayna sorunu devam ediyor. Öbür taraftan da İran ile Afganistan
Taliban yönetimi arasındaki gerilim sürüyor. İran bir süre önce Afganistan'ın sınırını ihlal ettiğini söylemişti ki benzer bir eleştiri de yine aynı şekilde Afganistan'dan, Taliban yönetiminden geliyordu. Sınırın yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirtilen bir durum da dün gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kısa bir çatışmanın yaşandığını, iki tarafın soğukkanlılığı ile sorunun çözüldüğünü dün dile getirdi. Almanya'daki gelişmeye söz etmiştik, Merkel'in vedasına değinmiştik. Bir diğer vedada hakkında yolsuzluk soruşturması dolayısıyla dokunulmazlığını kaldırılan Avusturya'nın, ki kendisi dünyanın en genç başbakanı olarak biliniyordu, eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz politikayı bıraktığını açıkladı. Ve bu kararı almanın çok zor olduğunu söyledi. Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor dedi. Avusturya'da göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanıydı. Hakkındaki suçlamaları da kabul etmediğini belirtti. Avrupa'da gerilim devam ediyor. Yani bir taraftan Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim sürerken İngiltere ile Fransa arasında da göçmen krizi yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İngiltere Başbakanı Johnson için palyoça dediği iddia edildi. Bir Fransız dergisinde yer alan habere göre Macron Johnson'ı kabalıkla da suçladı ve karşılıklı olarak birbirlerine zaten bir süre önce mektup gönderip mektupla bir tepkileme göstermişti. Macron liderler mektupla iletişim kurmaz diyerek Johnson'ı eleştirmişti. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor dedik. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından başlayan gerilim sürüyor. Her iki tarafta güvenlik sorunundan endişe ettiğini açıkladı. Kriz Stockholm'de yansıdı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi toplantısına bu gerilim yansıdı. Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la mevkidaşıyla görüşürken yine Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'da Lavrov görüşmesi söz konusu. Rusya'yı herkes uyarıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne müdahaleden vazgeçmesi söyleniyor. Ancak Putin de buna karşı sert tepki gösterdi. Dün Moskova'da yabancı ülke büyükelçilerini kabul etti. Batı kaynaklı güvenlik tehdidinin arttığını bu kabulde dile getiren Putin, NATO'nun doğuya genişlemesinin durdurulmasını talep ederek garanti istedi. Putin, somut anlaşmalarda ısrarlı olacağız dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik bir tehdide karşı uyarmıştı ki bu uyarısını dün bir daha dile getirdi. İçeriye gelirsek, içeride Cumhurbaşkanı Erdoğan Makine Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen Deniz Topu Kara Taşıtları programında bir video konferansta katıldı. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin görünür görünmez ambargolara ve engellere maruz kaldığını, bunları aşmanın en önemli yolunun da artık Türkiye'nin kendi silahlarını üretmesinden geçtiğini, bunun ilk adımının da atıldığını ve önemli işlerin başarıldığının vurgu yaptı. Yerli ve milli üretimimiz bizim için bir tercih değil, zorunluluktur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ise gıda sektörü temsilcileriyle bir süre önce buluşmuştu. Kılıçdaroğlu dün de gıda sektör sahiplerine, iş yeri sahiplerine, temsilcilerine bir mektup yolladı. Mektupta sosyal medya hesabından bu mektubu da paylaştı ve halkımızı korumak adına büyük marketlerden 10 hayatta kalma ürünü için kış aylarında zam yapmamasını istiyoruz dedi. Bu ürünlerin un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze olduğunu hatırlattı. CHP lideri bu talebin sizden bu ürünlere açıkça zarar etmesini istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı iktidara geldiğimizde bizzat karşılayacağız dedi.
Kılıçdaroğlu dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'ni de kabul etti. David Starfield ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme de CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Ki Büyükelçinin görev süresi doluyor ve yerine gelecek olan da belirlenmişti. Bir anlamda veda ziyaretiydi. Ankara'daki en önemli gelişmelerden bir diğeri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bakan değişimiydi. Ki önceki gün görevden affı kabul edilmişti Lütfi Elvan'ın ve dün de Maliye Bakanı koltuğunu bırakan Lütfi Elvan makamını yeni bakan Nurettin Nebati'ye devretti. Nebati önceliklerinin yüksek faiz olmayacak dedi. Kulağımızı asla sokaktan çekmeyeceğiz dedi. Elvan ise kendi döneminde yüksek büyüme, düşük cari açık hedefine ulaşıldığını, işsizliğin azaltılması için çok yoğun gayret gösterildiğini, hazineyi tarihi nakit rezerviyle teslim ettiklerinin altını çizdi. Ancak bu atamaya muhalefetin tepkisi büyüktü. Muhalefetten Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Merkez Bankası değiştikçe ekonomi batıyor, bakan değiştikçe Türk lirası yerle yeksan oluyor dedi. Altay, 3,5 yılda 3 Merkez Bankası, 3 bakan değiştirdik. Bakan değiştirmeyi bırak, artık kafayı değiştir. Son ekonomiden anlamazsın, bilmezsin. Ne söylersen söyle, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu halden çıkartman mümkün değil. Bu sözde olmaz dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, gece yarısı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bu nasıl bir yönetim anlayışı ki affını istedi deniliyor, istifa dahi edemiyorlar dedi. Yine HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş da doğrusu bakan dayanmıyor, seçim yapılmazsa her milletvekiline sıra gelecek Maliye Bakanı olmak için dedi. Dervişoğlu'da 3 Hazine Bakanı değişikliği yapıldı. Hükümetin ekonomi yönetimi aklını kaybetmiş, yeni model dayatmayla karşı karşıyayız diyerek eleştirilerini sürdürdü. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir adım söz konusu. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlamak amacıyla çıkartılan bir kanun hükmünde kararname vardı ve Cumhuriyet Halk Partisi bu kararnameye itiraz etmişti. 16 Nisan 2017 referandumunun ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlanması amacıyla 703 sayılı kanun hükmünde kararname yayınlanmıştı. Kararname ile Başbakanlık ve Mevcut Bakanlık ile kamu ve kuruluşlarının teşkilatlarına son verilirken kamu teşkilatları yeniden düzenlenmişti. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kanun hükmünde kararname ile olmaz, kanunla yapılması gerekir diyerek itirazda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi 8 Aralık'ta toplanıp Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gündemine bu konuyu getirecek. Yüksek Mahkeme söz konusu düzenlemenin kanun yerine ancak yasayla yapılacağına kanaat getirirse iptal kararı verecek. Ancak bu durumda iptal kararı vermek durumunda kalması yetmiyor. Meclisi de büyük ihtimalle uyaracak. Yani bir sistemsel veya sorun üretmesi mümkün çok gözükmüyor. Çünkü hükümete yasal süresi içerisinde bunları düzenlemesi için bir süre tanıma yoluna gidiyor ki çoğu zaman da bunu denedi. Bu arada Kars Belediye Başkanı iken görevinden alınan, yerine kayyum atanan ve bir sürede hapis cezası çeken Ayhan Bilgen, HDP'li Ayhan Bilgen, BBC Türkçe'ye konuştu. Bilgen, Aralık ayı içerisinde yeni oluşumu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda 2023 seçimlerine yetişecek bir siyasi partiye dönüşecekleri konusunda da görüşünü dile getirdi. Ancak ben bir süre önce ziyaretime geldi Sayın Bilgen'le konuştum. Bu siyasal oluşumu ancak HDP'nin içindeki gelişmelere bakarak yapacaklarını söylüyor. Eğer burada umutsuz olursa devam edeceklerini belirtiyor. Nasıl olur onu önümüzdeki süreç gösterecek. Yeni bir siyasi partinin doğuşu da mümkün olabilir. Merkez Bankası 7 yıl sonra gerçekleşen doğrudan müdahale sonrasında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yerli ve yabancı yatırımcılarla çevre içi ortamda bir araya geldi. Döviz piyasasında da gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumuna dikkat çekti. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artışa eğilimine girdi dedi.
son dönemde ihracattaki yükselmeye dikkat çekti ve bu konuda endişelerinin olmadığını söylüyor. Ki büyümeye de dikkat çekiyor ve 6 aylık bir süre istiyor. Yani önümüzdeki Haziran ayına kadar ancak işlerin yoluna gireceğinin de altını çiziyor. Bu arada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2020 yılı büyüme tahminini %10,5 olarak düzenledi ki Cumhurbaşkanı da bir süre önce buna atıf yapmıştı. Yine Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracatın geçen yılın aynı ayına göre %33,4 arttığını, 21,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Tabii ki dövizdeki yükseliş Avrupa'daki birçok kişinin Türkiye'den talebine yol açıyor. Çünkü Türkiye'deki fiyat oldukça ucuz kalıyor. Bu arada dün doğalgaz zammı geldi, bir de benzine zam geldi. Benzine 24 saat içerisinde bir indirim, bir zam yapıldı. Bu da ilginç bir durumdu. Doğalgazda ise sanayide kullanılan doğalgazda %20 oranında zamlandı. Konuttaki doğalgaza henüz bir yansıma yok. Ancak daha önce de %48 olmuştu. Toplamı %68'e buldu. Hatta %70'e geldi. Benzinde de 58 kuruşun indiriminin ardından dün 44 kuruşluk bir zam söz konusuydu. Koronavirüse ilişkin gelişmeler sürüyor ve bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgında toksik karışım uyarısını yaptı. Örgüt özellikle risk grubundaki kişilerin hemen aşı olmaları gerektiğini söylüyor. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de artık zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi açıklamasını yaptı. Bugün Dünya Engelliler Günü. Biz de yayınımıza bugün önemli bazı isimleri davet ettik. Kendileri aslında Türkiye'nin gururu isimler. İstersen Duygu, direkt konuklarımıza gidelim. Gidelim. Evet. Evet, çok kıymetli evet. Konuklarımız var. Hepsi hazır mı acaba? Hepsi evet. Hazır şu anda. Hepsi evet. Bizimle. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları hepsi masa tenisi. Gerçekten gururumuz. Evet. Evet, masa tenisi dalında olimpiyat üçüncüsü Nesim Turan, paralimpik milli okçularımız Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi canlı gönülden tebrik ederek başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, Öznur, senden başlayalım. Ne hissettin olimpiyatta? Bize onu bir anlatır mısın? Yani çok çok ben gururlanarak izledim seni. Öncelikle herkese günaydın. Tabii ki olimpiyat her sporcunun hayali ve zirvesi. Hep bunun hayaliyle yaşıyorsunuz ve çok antrenman yapıp bugünlere gelebilmek için çok çabalıyoruz. Yani ben o anda mix takım eşimi Bülent abiyle birlikte dedim ki abi kalbim artık dayanmıyor. Ve ben ölürsem burada ölürüm. Başka bir yerde de artık dedim ölmem. Tabii ki çok mutlu. Hani öncelikle Türk bayrağımızı göndere çekebilmek için canımızla çok fazla çaba sarf ettik. Allah'a şükürler olsun ki Türk bayrağımızı bir puanla da olsa gümüş madalyayı kazandık. Ama yine de Türk bayrağımızı göndere çekebildik. Zaten o anda ben çok ağladım. Çok da heyecanlı biriyimdir zaten ben. O yüzden mixed session Bülent abim beni tutmaya çalıştı. Dedi ki sakin ol Öznur, sakin ol, aldık, bitti, bu kadar diye. Evet, Bülent Bey anlatsın o zaman o anları. Evet. Öznur'un kelimeleri kifayetsiz kaldı. Bülent Bey nasıl bir an doğan ve bu arada sizleri de tebrik ediyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese günaydın. Öznur çok heyecanlı. Onu tutmak biraz zor oldu ama tabii ilk tecrübesi bu konuda. Ben 2016 Paralimpik Oyunları'na da katılmıştım. O yüzden ben biraz daha tecrübeli sayılırım. Gayet iyi yarıştık. Yani canlı başla. Dediğim gibi puanlı da olsak altın madalyayı kaçırdık ama yani yine de çok güzel bir yarışmaydı. Değen bir yarışmaydı yani.
Tabii Öznur'u biraz... Kaç saat çalışıyorsunuz Bülent Bey? Şimdi günde yaklaşık 6 saat gibi çalışıyoruz. 3 saat sabahtan 3 saat öğleden sonra olmak üzere çift antrenman yapıyoruz normalde. Ve çalışma alanımız bu sefer biraz uzadı her olimpiyatın yarışına. Çünkü 5 yıla uzadı bu paralimpik oyunlar. O yüzden biz de bunu değerlendirdik. Gayet iyi hazırlandık. Ve bunun sonuçlarını da aldık sanırım. Çok güzel, kesinlikle evet, aldınız. Hem de gururla aldık. Gururla aldık. Evet, Nesin Turan. Nesin Turan'ı ben izlerken böyle kalbim duracak zannetmiştim. Ne hız öyle, inanılmaz bir şeysin. Yani müthiş bir hızın var. Ya biz bu halimizde mümkün değilken sen yaptığın hareketler gerçekten takdire şayan. Öncelikle kutluyorum ki bizim gururumuz oldun. Müthiş bir performans sergiledin. Ve anlatır mısın? Ne hissettin o an? Öncelikle günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Tabii Öznur'un da dediği gibi paralimpik oyunları veya olimpiyat oyunları her sporcunun hayali. Orada madalya almak, orada bayrağın göklere çekmesine vesile olmak dünyanın en güzel duygusu. Ben daha önce tabii bir sürü madalya aldım. Dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, ama bu madalyanın benim için ayrı bir keyfi ve gururu vardı. Çünkü Ferdler'deki paralimpik oyunlarındaki ilk madalyamdı. Aslında hayalim çok farklıydı tabii. Ben normalde Abdullah Üstürk'le aynı kategoride yarışıyorum. Ve o altın madalya aldı. Ben bronz madalya aldım. Bizim hayalimiz final oynamaktı. Ama bunu daha önce Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'nda başarmıştım. Güzel bir tarih yazmıştım. Aslında Tokyo'ya da o tarihin daha güzel bir şekilde yazmak için gitmiştim. Ama nasibimde yokmuş diye hedefi 2024'de koydum. Ama bütün hepsini topladınız. Yani Abdullah... Abdullah da sen de inanılmazdınız. Abdullah da müthiş, yani müthiş hem de. İkinizin o performansını seyretmek böyle nefeslerimizi tutuyordu. Bazen topu görmek bile mümkün değildi. Sizden gerçekten Abdullah, böyle şeyler duymak böyle o kararlı keyifli. Duruşu. Yani evet. Çok hoştu. Öyle ki Abdullah'la ikinizin uyumu müthişti. Ya çok teşekkür ederim bu güzel düşünceleriniz. Biz tabii 14 yıldır bu işi yapıyoruz ve biz Abdullah'la 14 yıldır neredeyse her gün görüşüyoruz. Yani aynı ortamı paylaşıyoruz. İster istemez o uyumu yakalamak pek de zor olmuyor işin açıkçası. Ama onunla aynı kategoride yarışmak, onun gibi kaliteli bir sporcuyla aynı kategoride olmak bile büyük bir gurur, büyük bir keyif. Çünkü çok kaliteli ve zeki bir sporcu. Buradan da Abdullah'a selam gönderelim. Evet, selamlarımızı sunalım. Onu da tebrik edelim buradan. Ben merak ediyorum, nasıl hazırlanıyorsunuz bu müsabakalara? Öznur, senle devam edelim istersen. Çok büyük bir emek var ortada. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Çok fazla ve çok büyük bir emek var. Biliyorsunuz okçuluk açık hava sporu ve kesinlikle üstümüz kapalı olmuyor. Tabii bu esnada yağmur yağıyor, güneş çok fazla altında kalıyoruz. Yani aramızda bayılanlarımız bile oluyor yani bazen. Ama tabii ki biz bugünler için ve olimpiyat madalyası için, paralimpik oyunları madalyası için antrenman yaptık. Yani sık sık kaplarımız oldu. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle bir ara evlerde antrenman yapmak zorunda kalmıştık. Ama tabii ki yine de rutin kontrollerle birlikte artık kamplara da başlamıştık. Yani Bülent abinin dediği gibi sabah 3 saat, öğleden sonra 3 saat, daha sonra işte kondisyon çalışmaları, çok fazla emek harcanıyor. Bir de tabii biliyorsunuz engelli sporcularda daha farklı bir durum var ki hani yeri geliyor çok fazla oturamıyorsunuz. Yeri geliyor rahatsızlandığınızda
çok ayrı zorlanmalar yaşıyorsunuz. Ama bir sporcu olarak bunların hiçbirinin engel olmadığını, engel olmayacağını da söylemek istiyorum buradan. Evet. Peki Bülent Bey, son dönemde Türkiye'de okçuluk çok önemli bir seviyeye geldi, önemli bir yere geldi ki olimpiyat madalyonunu da aldık döndük, siz de gümüşle döndünüz. Buradan baktığımızda bu gelişim veya bu merakı yükselten nedenler neydi? Aslında okçuluk sporu birkaç yıldan beri çok gündemde. Ama bunu basında daha sık görmeye başladıktan sonra, özellikle Mete'nin altın madalyasından sonra bu daha öne çıkmaya başladı. Aslında yani Mete'den de önce dünya şampiyonlarımız, bizim 2008'de bir olimpiyat şampiyonumuz var. 2012'de bir olimpiyat üçüncümüz var. Yani bu aslında gündemdeydi. Sadece birazcık daha medyaya yansıyıp birazcık daha öne çıktı. İnşallah bundan sonra bu şekilde devam eder. Daha yani temeli çok daha önceye de dayanıyor o zaman. 2008'de olimpiyat şampiyonu olduğuna göre bu en azından bir 5-6 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak o zaman bize yansıdı ve bugün de artık olimpiyat şampiyonluklarını getirdi diyebilir miyiz? Tabii ki. Sevgili buradan da almış olalım. Gizem Girişmen arkadaşımız 2008 olimpiyat şampiyonu. Doğan Hancı arkadaşımız 2012 olimpiyat üçüncüsü. Yani daha dünya şampiyonlarımız, Avrupa şampiyonlarımız çok. Ama dediğim gibi birazcık daha ön plana çıkmakla, birazcık daha medyaya yansımasıyla daha ilgi arttı diyebiliriz. Evet. Öznur, senin engelliliğin doğuştan mı, daha sonra mı olma? Hayır, ben 2014'te bir trafik kazası geçirdim. Ailemle birlikte. O kazada annemle ben çok ciddi yaralar aldık. Ben belimden aşağısını kullanmıyorum, annem de boynundan aşağısını. Ama şöyle bir durum da var, ben kaza geçirmeden önce de sporcuydum. Ben 13 yaşında başladım spora. Tabii kaza geçirdikten sonra da bir süre dedim ki yani spor yapamayacağım galiba. Hani hayatım bitti. Tabii ki bunu söylememin nedenlerinin biri de bu kadar çok fazla bilgilenmememiş. Araştırmamamış. O yüzden buradan herkese yani engelli olmaya da gerek yokmuş. Daha önce araştırıp, bilinip engeller için ya da daha farklı bireyler için neler yapılabilir araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben araştırdıktan sonra ve engelli arkadaşlarım sayesinde okçuluğa başladım. Ve 2018'de başladım. Bu kadar. Ve sen bize hiçbir engelin senin önüne çıkamayacağını gösterdin aslında. Ama ne güzel. Yani. Evet. Ya Öznur, ne güzel. Yani şunu süresinden zaten yani, doğru topu bir 7 yıl... 7 evet, yılda tabii olimpiyatta ki. Yani şöyle zaten şampiyonluğu şu anda olmak. Olimpiyat üçüncüsü. Ve hani Okçular Vakfı'nın sporcusuyuz biz de. Ben yani Okçular Vakfı sporcusu olarak Okçular Vakfı'nda başlamıştım. Hep böyle yani birbirimizi aslında kenetleniyoruz. Ve yani ben başka birine vesile oluyorum. İşte Bülent abi başka birine vesile oluyor. Nesim aynı şekilde. Yani aslında engelli olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Mesela benim en büyük açığım buymuş. Çünkü ben kaza geçirdikten sonra ne olduğunun farkına vardım. Böyle olmaz diliyorum artık. Evet. Peki Nesin, ben senin de hikayeni kısaca dinlemek isterim. Seyircilerimiz de merak ediyordur. Ne zamandır bu sporla uğraşıyorsun? Neden tenis? Ve aslında engel, yani daha sonra mı engelinle tanıştın? Yok, daha önce spor yapıyor muydun zaten? Ben şöyle anlatayım. Doğum öncesi vermen yanlış bir yapı yüzünden ben ağrıda dünyaya geldim ve bedensel engelli olarak dünyaya geldim. Kendimi bildim bileli tekerlekli sandalyeyle hayatıma devam ediyorum. Bundan da son derece mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok bu konuda.
Ama tabii Arda... Yani Nesin benden daha atiksin. Yani bunu kabul ederim ki benden daha atiksin. Yani inanılmaz bir atiklik var. Tekerlekli sandalye ama seninle artık bir bütünleşik hale dönüşmüş. Kesinlikle. Hani doğuştan verilen o belki güç mü diyeyim ya da hangi kelimeyle tanımlayacağımı bilmiyorum ama ben Ağrı'da eğitim hayatımı belli bir süreliğine tamamladım ama Ağrı'daki doğa şartlarını hepimiz az çok biliriz. Hani yılın 6 ayı karın altında tekerlekli sandalyeyle eğitim hayatının çok zor olacağını bildiğim için ve 13-14 yaşında babamın sırtında veya abimin kucağında o karı kışı aşarak eğitim hayatıma devam ettim. Ben daha sonra Ankara'da internetten işte araştırdık. Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Okulu'nun olduğunu öğrendik. Ve ben tek başıma engelli değil ama tek başıma bir birey olduğumu herkese ispatlama gayesiyle aslında Ankara'ya geldim. İyi ki de gelmişim. Burada şu anda da hocalarım olan İlhami Kılınçkaya ve Yusuf Kılınçkaya ile tanıştım. Ve masa tenisini aslında tamamen tesadüf unsuru, işte o aile özlemimi gidermek için ya da o boş vaktimi değerlendirmek için elime aldım. Normalde ben masa tenisinin sadece karşıdan karşıya top atılan bir spor olduğunu düşünüyordum. Daha doğrusu Ağrı'dayken engellilerin spor yaptığıyla ilgili bile çok büyük bir bilgim yoktu. İşte burada kitle iletişim araçlarının ne kadar önemli olduğunun en büyük kanıtı bence o. O dönem Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımı sadece vardı. Ve engellilerin spor yaptığını sadece o takımla yani yarım yamalak bir bilgiyle biliyordum. Ankara'ya geldikten sonra her şeyin çok daha farklı olduğunu, hayatın çok daha farklı olduğunu, hayatın çok daha güzel olduğunu burada öğrendim işin açıkçası. Ne güzel. Peki Nesim, buradan devam edelim. Şunu merak ediyorum. Siz çok uzun yıllardır kamu hizmeti veren kurumlar engellilerin daha rahat etmesi için bazı ek önlemler veya onların kullanımının çok daha rahatlatabilmesi için düzenlemeler getiriyor. Sen bu düzenlemeleri yeterli buluyor musun? Şimdi işin açıkçası daha önceki zaman dilimlerine baktığımızda aslında devrim niteliğinde diyebileceğimiz şeyler yapılıyor. Ama yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Yetmez de. Bunun nedeni de çok açık. Toplumda bedensel engelli olsun, görme engelli olsun, zihinsel engelli olsun, yani yaklaşık 10 milyona yakın bir engelli vatandaşımız var ve bunu hayatlarına bir birey olarak, engelli değil de bir birey olarak devam edebilmesi için hem maddi hem fiziki yönlerden çok daha iyi haklara, çok daha iyi şeylere sahip olmaları gerekiyor. Ama dediğim gibi eskiyle kıyasladığımızda gerçekten devrim niteliğinde diyebileceğimiz işte o kamu kurumlarındaki belli oranda engelli çalışma zorunluluğu olsun, işletmelerin veya kamu kurumların erişebilirliği ile ilgili yasal düzenlemeler olsun. Bunlar önemli gelişmeler ama bu iş benim yıllardır savunduğum bir görüş var. Bu iş yasal düzenlemeden ziyade tamamen biraz vicdani ve ahlaki bir durum bence. Yani bir kamu kurumunun tekerlekli sandalyeye veya görme engelliye veya bir işletmenin uygun olabilmesi için illa yasal bir dayatmanın olmasına da gerek yok işin açıkçası. Fiziki şartlarını ona göre düzenlemeler gerektiğini düşünüyorum. Yani bu iş bir yasa kadar insanların vicdan ve ahlak durumuna da bağlı işin açıkçası. Evet. Bülent Bey, siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani etrafımızdaki engelli dostlarımız, tanıdıklarımız
şöyle söyler, engel daha çok sokakta, girdiğiniz kamu binalarında ya da normal binalarda. Mesela engel bir üst geçitte. Bir taraftan çıkıyorsunuz rampayla, öbür taraftan inemiyorsunuz çünkü merdiven var gibi bir enteresan sokakta karşılaştığınız engeller olabiliyor. Bu konuda da düzenlemelere ihtiyaç var. Siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Birçok konuda düzenlemeye ihtiyaç var. Öncelikle yöneticilerin biraz daha empati kurup bunu düzenlemelerini gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir belediye başkanının bir de kentli sandalyeye binip şehrin içinde bir tur atmasını onu görmek isterim. Yani onu yapabildikten sonra işinde başarılı olmuştur bence. Halkımız da bilinçlendirilmeli. Çünkü engeller için yapılan birçok şeyi bizden önce onlar, yani normal vatandaşlar kullanmaya çalışıyor. Bunun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Otopark sorunumuz çok büyük ki engelli arkadaşlarımın eminim buna katılacaktır herkes. En büyük sorunlarından bir tanesi de otopark sorunu, çünkü gideceğimiz yere araçla gitmek durumunda kalıyoruz. Ve şehirde o kadar çok fazla sayıda otopark olmuyor genelde. Yani siz her yere park edebilirsiniz ama biz yapamıyoruz. Yani bunu düşünmelerini gerekiyor. Halkımızın diyeyim artık. Kurumlarımızın buna özellikle önem göstermesi gerekiyor. Yani biraz daha çalışırsak olur bence. Evet. Evet, biraz empati diyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet. Aslında dönüp baktığımız zaman öyle az uz bir süre de değil. 30 yıl oldu değil mi? Dünya Engelliler Günü'nü Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinden bu tarafa tam 30 yıl geçti. 30 yıl içerisinde alınan mesafeye baktığımızda Bülent Bey, yeterli görüyor musunuz? Yani yine de çok şey yapıldı diyebilir misiniz? Çok şey yapıldı, evet. Gerçekten çok şey yapıldı. Benim yaşadığım yerde bundan 5 yıl öncesine kadar sokaklarda tekerlekli sandalye göremezdiniz. Bu sefer deniyordu, yani bizim ilçemizde çok engelli yok. Sonra yollar düzeltilip kaldırımlar düzeltilmeye başladığı zaman birkaç da olsa, 3-5 de olsa tekerlekli sandalyeler görünmeye başlandı. Bu da tamamen erişilebilirliği kolaylaştırıldığı için bu arkadaşların tekerlekli sandalyeyle sokağa çıkmaya başlamasıyla görüldü. Yani aslında engellerimizin daha rahat, daha erişilebilir olması için altyapının yavaş yavaş düzeltilmesi. Demek ki bu biraz iyiye doğru gidiyor ama biraz daha zamanımız var. Yani biraz daha çalışılması gerek. Yani evet. Henüz daha yolun başında gibiyiz. Öznur, sen dile getirmek ister misin? Neler bekliyorsun? Asıl beklentilerin neler? Yani ben de hem Nesim'e hem de Bülent abiye katılıyorum. Tabii ki bu tarz ilerlemeler çok güzel. Çünkü yani geçmişe bakarak ben hani araştırdıkça hani bakıyorum, öğreniyorum. Ama şu anda da gerçekten biraz daha yol kat etmiş durumdayız. Ama gerçekten yani ileriki zamanlarda tekerlekli sandalyede birini gördüklerinde yani yabancılamak değil de ya da böyle tuhaf davranmak değil de yani daha farklı, daha pozitif, daha normal bir yaşam diliyorum. Ve bunun daha da artacağına çok inanıyorum. Peki bizler de inanmak istiyoruz. Asıl önemli olan o Öznur. Yani sizler sevgiyle engelleri aşan insanlarsınız. Dolayısıyla tutkunuz ve sevginiz o engelleri aşmaya büyük bir fayda sağladığını görüyor. Yani 2013'ten bu tarafa epitopu 8 yıl içerisinde sen dünyanın olimpiyatta üçüncüsü olma başarısını gösterdin. Diğerleri de sana aynı başarıyı gösterme fırsatını vermelerini dilerim. Yani o açıdan önemli, çünkü özellikle otopark olarak engelli geçişlerinin kullanılması ve o birçok yerde marketlerin veya dükkanların tam engelli geçişlerinin üzerine getirip tezgah kurması, bütün bunlar
son dönemde sıklıkla karşılaştığımız meseleler. Ama hep birlikte aşmak gerekiyor, hep birlikte görmek gerekiyor. Yani illaki engellinin uyarması gerekmiyor. Bir engellinin kapattığı, engelli geçişinin kapattığı bir yeri engelli olmayan da uyarması gerekiyor. Çünkü o kendisi açısından da engel teşkil ediyor. Umarım bunun da farkına varırız. Yani engelli olan biz değiliz, o engeli koyanlardır. Evet, bunu da her zaman için dile getirmek gerekiyor. Peki Nesim, sen baktığında yaşadığın kent, nerede yaşıyorsun? Ben Ankara'da yaşıyorum Muharrem Bey. Ankara'da nasıl? Peki Ankara'da rahat hareket edebiliyor musun? Yani Ankara'daki sunulan ulaşım hizmeti olsun ve diğer konular olsun senin için yeterli oluyor mu? Ne beklentin ne? Mesela şunlar da yapılsa iyi olur dediğin. Şöyle bir gerçek var. Hani engelli bireylerden bahsediyoruz. Ama burada toplumun bilinçlenmesi bence en önemli konu. Yani engelli otoparklarından bahsettik mesela. Engelli otoparkına ben hiç kartımı koymadan, yani o mesela güvenlik görevliler geliyor diyor ki engelli otoparkına kartınızı arabanın önüne koyun. Mesela normal bilinçli bir toplum olursak o park yerine zaten park etmemesi lazım. Yani engelli bir insan o kocaman yazı, engelli olmayan bir insan o kocaman yazıyı görüp de arabayı oraya park etmesi bence büyük bir anormallik. Yani hani burada bir tezatlık var. Engel orada başlıyor işte. Ya kesinlikle yani asıl sıkıntımız bu. Yoksa kaldırımlar da düzenlenir, işte ne bileyim ulaşım imkanları da zaman içinde çoğalabilir ama bizim ilk önce şu toplum bilincini, yani bizler toplumda bir birey olduğumuzu, engelli değil de bir birey olduğumuzu ispatlama çabasındayız. En azından ben bütün sporcu arkadaşlarım da öyle olduğunu, yani hayatta insanlara farklı. Ama sen bize engelin bedende değil, aslında zihinlerde olduğunu, kafada olduğunu, o masa tenisinin önündeki hareketlerinle, raketlerinle çok net bir şekilde koydun Nesim. Teşekkür ederim. Yani kesinlikle haklısınız. Ankara'daki ulaşım imkanları vesaire tabii ki çok gelişmesi lazım. Tabii ki hayat imkanları iyi olan engelli için hiçbir sıkıntı yok. Ben kendi özel aracıma biner giderim, bir şekilde istediğim yere ulaşırım ama şimdi otobüs uygun olsa bile otobüs şoförünün engelliye bakış açısı burada devreye giriyor. Yani asansör bozuk değilken, bozuk derseniz burada hangi yasa düzenleme bunu düzenleyecek ya da hangi bakış açısı bu zihniyeti değiştirecek? Bence önemli olan buradaki durum. Evet. Ve ben hep şunu savunuyorum. Kitle iletişim araçları bu konuda çok büyük önemli. Görünebilirlikler. Yani sadece ben yıllardır savunuyorum. Eğer insanlar beni 3 Aralık veya 10-16 Mayıs tarihleri arasında hatırlayacaksa veya farkına varacaksa bence hiç varmasınlar. Ben hayatımdan son derece mutluyum zaten. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her tekrar kutluyorum. Konumuza. Bülent Korkmaz'ı, Öznur Cüre'yi, Nisi, Turan'ı kutluyorum. Evet. Ben de sizleri kutluyorum canlı bugün gönülden. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Peki. Hoşçakalın. Evet Duygu, şeyine gidelim mi? Gidelim. Yine bir lodos uyarısı var Hüseyin ama önceki gibi mi olacak? Nasıl önlemler alalım? Ne diyorsun? Önceki gibi değil. Ben de biraz mahcup artık yine lodos geliyor derken biraz mahcup oluyorum aslında. Çünkü bir haftadır yakamızı bırakmadı adeta Duygu Kaya. Ama bugün kuvvetli bir fırtına beklemiyoruz. Sadece orta kuvvette bir rüzgar ve sürekli esen bir rüzgar var. Yaklaşık sürati İstanbul'da 40 kilometreyi bulabilir. Yine aslında Çanakkale'de, Kırklareli'nde ve Balıkesir'de tehlikeli olabilir bu rüzgarın sürati. Şimdi görüntüye gelen kadar kuvvetli hadiseler İstanbul'da bugün beklemiyoruz. Ama yine bugün lodos fırtınası var denizde, Çanakkale'de, Kırklareli, Edirne taraflarında ve Balıkesir, Bursa arasında yine 50 kilometreyi aşıyor. İstanbul'da ise 40 ila 50 kilometre sürate ulaşabilir. Öğle saatleri geldiğinde daha sert olmasını bekliyoruz. Ama
bu fırtına, şimdi bugünkü bu lodos çok büyük bir hasar yaratmayacak. Fakat cumartesi ve pazar günleri kuvvetli sağanak yağışlar var. İzmir bu akşamdan, öğleden sonradan itibaren yarın akşama kadar bir buçuk gün boyunca aralıklı olarak sağanak yağmurlu. İzmirlilere zemin katlarda su baskını yaşanabilir uyarısı yapmak lazım. Ve pazar günü olduğunda bu sefer Antalya'da yakından takip ettiğimiz, özellikle benim de çok yakından takip ettiğim bir yağış miktarı var ki 100 milimetreyi bulacak deniyor Antalya'daki tahmin modellerimizdeki görüntü. Pazar günü Antalya, Mersin'e doğru ilçeleri ve Muğla'ya doğru, ama merkez olarak yine Antalya çevresi dikkatli olunuz efendim. Pazar günü şiddetli bir sağanak yağış şehrinize gelebilir. Öncesinde de İzmir'de söylediğim gibi 1-1,5 gün kuvvetli yağış var. Bu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü. Ege'deki o yeşil faaliyeti görmüşsünüzdür. Oradan başlıyor efendim yağmur. Diğer yerlerde Türkiye'de çok fazla bir yağış beklemiyoruz. Bugün hava sıcaklıkları biraz artacak. Lodos esiyor dedik ya tüm Türkiye'de. Bu artan 16 derecelere, 15 derecelere çıkan sıcaklıklar bir daha böyle bir hafta boyunca 14-16 arası seyretmesini bekliyoruz. Yani çok sert bir hafta geçirmeyeceğiz önümüzdeki hafta başında. Ama bu hafta sonu olan yağışlar kuvvetli. Özetle böyle söyleyebiliriz sevgili Duygu, Muharrem Bey. Sorunuz yoksa durumlar bu şekilde. Peki. Bir özetlemek isterim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Hüseyin. Kolay gelsin. Ben de iyi hafta sonları sizlere, herkese. Evet. Pazartesi görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Evet, olaylar ve Duygu, görüşler var. Yarın olaylar ve görüşler var. Bu hafta Türkiye'nin ekonomisini konuşalım istedik. Çünkü bir hafta boyunca tam anlamıyla gündeme damgasını vurdu. Bundan sonrasında dönük beklentiler var. Neler olacağına yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MK toplantısında Çin'i örnek göstermiş. Çin nasıl kalkındıysa, geliştiyse biz de öyle yapacağız demiş. Bu yeni model acaba Türkiye için geçerli mi? Ve Çin modeli Türkiye'de tutar mı? İzlenen yöntemin kısa ve uzun vadedeki getirileri ne olur? Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi 7 yıl sonra yeterli bir sonuç verdi mi? Kavcıoğlu'nun söylediği gibi 6 ay sonra biz bu meseleleri artık geride bırakmış yeni bir döneme mi geçmiş oluruz? Asgari ücret ne olmalı ve nasıl olacak? Bütün bunları kendi alanlarındaki en iyi isimlerle ve en iyi isimlerden olan kişilerle konuşacağız. Uluslararası finans ve piyasalar alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve birçok uluslararası kuruma da danışmanlık hizmeti de veren, zamanında Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Yine makroekonomi ve Türkiye ve dünya ekonomisi temel ilgi alanı olan ve bu konularda yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunan Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Yine finans matematiği, risk yönetimi, gayrimenkul finansmanı alanındaki uzmanlığı ile tanınan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen ve bu konuklarımıza belki bir veya iki isim daha katılabilir. Onlardan haber beklediğimiz için burada isimlerini söylemek istemiyorum. Ancak olaylar ve görüşler bu hafta dolu dolu ve ekonominin bugününü ve geleceğini en iyi bilen ve bu konuda en yetkin olan isimlerle ele alacağız Türkiye ekonomisini. Çin örneği tutar mı? Kısa ve uzun vadede ne olur? Dövizdeki yükseliş ve faizdeki indirimin sonucu ne getirir? Bütün bunları yarın saat 8.30'da Olaylar ve Görüşler programımızda sevgili Serap Belet'le birlikte masaya yatıracağız. Konuklarımızla birlikte. Peki. Evet, seninle de pazartesi görüşmek sabah üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun Muharrem Bey, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet, artık tamamladık haftayı. Pazartesi biz tekrar sizlerin karşısında olacağız. Hoşça kalın, hafta sonunu güzel geçirin. Aman lodosa dikkat edin.